İstanbul Vergi İdaresi'nin çok değerli temsilcileri, oturum başkanlığı yapacak olan değerli dostum TÜRMOB Disiplin Kurulu Başkanı, değerli konuşmacılar, İstanbul Odası'nın değerli yöneticileri, değerli temsilci arkadaşlarım, her zaman söylediğim gibi odamızın sevgili eğitim gurmeleri, değerli dostlarım, İstanbul Malmiş Odası adına sevgi ve saygıyla selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Evet, Cevahir Otel'de bu dönem yapılacak son seminerde sizlerle birlikteyiz. Mayıs ayında geçici vergi döneminde burada eğitimler yapmıyoruz biliyorsunuz. Yoğun bir eğitim döneminden geçtik değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz e-fatura, e-defter gündemimize girdi. İlçe bazlı 37 ilçede eğitimler yapıldı, tamamlandı. Usul denetimleri ilçe bazlı eğitimler olarak gerçekleşti. Size daha önce verdiğimiz söz doğrusunda biraz da müşterilerimize fayda ve değer yaratacak bilanço okuma teknikleri konulu çalışmamız tamamlandı. Yeni bir gelenek başlattık. Yayınları eğitime gidip ihtiyaç duyanlara verilmesi şeklinde. Dolayısıyla usul denetimlerinde olduğu gibi bu eğitimlere gelen arkadaşlarımıza ayrıca da bir bu alanda hazırlanmış bir kitapçığı da sizlere takdim edeceğiz. Yine bağımlı çalışan arkadaşlarımıza bir mesaj verelim. Bizden gelen talep, hafta içi yapılan eğitimlerin hafta sonunda yapılması şeklinde talepleri var. Özellikle bilanço okuma teknikleri eğitimlerimizi hafta sonunda şeklinde planlamaların yapıldığını belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, geçen 1 Mart'ta iki vergi tasarısını konuştuk biliyorsunuz. Gelir vergisi ve kurumlar vergisi birleştirme çalışmaları var. Vergisi kanunu çalışmaları var. O zaman da belirtmiştim. Gelir vergisiyle ilgili bir komisyon kurduk. Başında Veysel Sevi hocamız var. Vergisi kanunu ile ilgili, tasarıyla ilgili bir komisyon kurduk. Başında sevgili Mumin Doğrusöz hocamız var. Çalışmaları tamamladılar. Yakın süreçte bu ay içerisinde ilgili paydaşlarımızla İstanbul odamızın görüşlerini aktarmaya devam edeceğiz. Tabii burada bir dileğimi ifade etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle bu tip yasalar hazırlanırken paydaşların görüşünün alınması son derece önemli. Ama mış gibi değil, gerçekten tüm ilgili kesimlerin görüşleri alınırsa ve ilgili kesimlerin bu konuda da katkıları sağlanarak diğer bir anlamda bir mutabakat sağlandığı takdirde bu yasaların uygulanma ihtimali de o kadar yüksek olacaktır. Bu dileğimi bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlarım, 10 yılını aşkın meslektaşlarımızda onur belge törenlerimiz devam ediyor. 36 ilçede bu çalışmalarımız tamamlandı. En son bu hafta Şişli ilçemizde bu törenler tamamlanacak. Özellikle bu etkinliklerde, ziyaretlerde bize yüreğini açan, kapısını açan ev sahipliğinden dolayı tüm arkadaşlarım adına teşekkürü bir borç biliyorum. Her gittiğimiz yerde oluşan sevgi bağının mesleğimizin geleceği adına çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi bu ziyaretlerde İki tespitimiz oldu değerli arkadaşlar. İş yerlerinde bağımlı çalışanlar ve serbest çalışanlar ilgili. Mutlu eden konu şu, özellikle 1990 öncesi firmalarda çalışanların katip diye adlandırdığı meslek grubunun artık iş yerlerinde bir katip kavramı yok, bir mali müşavir kavramının olduğunu görmek son derece mutlu. Yine hatırlayacaksınız, yasanın ilk çıktığı zamanlarda, daha doğrusu ilk 5. yılında, 10. yılında firmalar ruhsatlı meslek mensubunu tercih etmez iken
Bugün bizi mutlu eden şey firmalarda ağırlıklı olarak ruhsatlı meslek mevzusunun tercih edilmesidir. Bu nereye gidecek? Nasıl avukatlarda belli bir limiti aşan iş yerlerinde avukat bulundurma zorunluluğu varsa, yine belli bir limiti aşan iş yerlerinde mutlaka ruhsatlı bir meslek mensubu bulundurma zorunluluğuna gidecektir diye düşünüyorum. Aslında bu işletmeler için bir külfet değil, tam tersine işletmelerin gelişmesine ciddi bir katkı sağlayacağına inanmaktayız. Tabii burada bir problem var. Vergi idaremizin temsilcisi ünvanımızı söylerken dikkat ederseniz zorlanıyor. İstanbul Serbest Muhasebeci, Allah'tan TÜRMOB'un genel TÜRMOB'un toplantısında değilsiniz. TÜRMOB'un toplantısı olsaydınız, Türkiye Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Malumşah 25 Odaları Birliği diye upuzun bir şey söylemeniz gerekiyordu. Şimdi bunun kısaltma zamanı geldi. Serbest sözcüğünün mutlaka kalkması gerekiyor. Biz konuşmalarımızı İstanbul Malumşah Odası diyoruz. Nasıl avukatın serbestliği bağımlısı yoksa, nasıl doktorun serbesti bağımlısı yoksa, bizde de meslek ünvanlı serbest sözcüğünün mutlaka kalkması gerekiyor. Her yerde söylüyorum, bir ayıp var. Burada disiplin kurulu başkanım da burada. Ayıp şu, bugün firmada çalışan ruhsatlı bir meslek mensubu 3.68 sayılı yasaya göre ünvanını kullanamıyor. Bu ayıbın ortadan kalkması gerekiyor. Meslek mensubu, doktor nasıl her yerde doktor olarak hayatını sürdürebiliyorsa, bizim meslektaşımız da iş yerinde çalışıyorsa bu ünvanı mutlaka kullanması gerekiyor. Oda olarak en büyük görevlerimiz, önümüzdeki süreçle ilgili söylüyorum, bağımlı çalışan arkadaşlarımızın müşterisine fayda ve değer yaratmakla ilgili eğitimlerin ağırlıklı bir süreç olacağını da buradan belirtmek istiyorum. Şimdi serbest faaliyet gösteren ofislerde iki tane ofiste karşı karşıya kaldım. Değerli arkadaşlar, yaklaşık 37 ilçede 500'e yakın ofis dolaştım. Güçlerini birleştiren, ortaklık kuran ofislerde öyle bir ortaklık kurmuşlar ki ortakların bir kısmı defter tutuyor, bir kısmı denetim yapıyor, bir kısmı danışmanlık yapıyor. Tahsilat sorunu yok arkadaşlar, kusura bakmayın. Tahsilat sorunu yok. Beyan sürenin uzatılması diye bir sorunları yok. Aldığım bilgileri sizinle paylaşıyorum. Saygınlık ve itibar konusunda da diğer kesim kadar bir sorunun olmadığını gördüm. Ama tek başına çalışan arkadaşlarımızda maalesef tablo ve sorunların daha çok ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Geçen 1 Mart'ta hatırlarsanız yine bu salonda, bu seminerde, geçen ayki seminerde, ya dedim küçük işler dedim, bu sorunlar bana ne diye bir açıklamam var. Vizyonu kıt arkadaşlarımız cümlenin bir kısmını almışlar, gerisini görmeden anlatıyorlar. Şunu anlatmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Bunlar elbette sorun, biraz sonra değineceğim. Ama biz kendimizi küçük şeylere odaklanırsak, büyük şeyler hedeflemezsek, geleceği hayal etmezsek, bu kısır tartışmalar hala devam edecektir. Anlatmak istediğim nokta budur. Bunu herkesin böyle bilmesi gerekiyor. O yüzden küçük sorunlarla sızlanmak, ağlamak yerine büyük şeyleri hayal etmek ve bunu başaracak bir birikime sahip olduğumuzu asla unutulmaması gerekiyor. Bu anlamda meslek örgütümüzün gündeminde sürekli eğitim, ortaklıklar zor olduğunu biliyoruz. Kurumsallaşma, uzmanlıklar ki akademi bu anlamda açılmıştır. Haksız rekabet yazılımı sonuçlarını hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz. Hizmet kalite meslek kararı altyapısı kuruldu. Önümüzdeki süreçte uygulamaya girecek. Zamanı endeksi ücret tarifesi ve zorunlu eğitim bizim önümüzdeki süreçle ilgili olmazsa olmaz tamamlaması gereken bir süreçtir. Yani bu mesleği üzülerek söylüyorum, bir masa bir sandalye olarak görmek yerine küçük hesapları bırakıp ortakları kurup nasıl büyük firmalar patron yerine ortaklık kültürünü genişletmişlerse bizler bunu yapmaktan başka bir çaremiz yok. Şimdi değerli arkadaşlar, gece yarısına doğru dün akşam bir SMS aldım. Aldığım SMS size de gelmiştir mutlaka.
O da şu, KDV beyannamesinin ek olarak istenen bilgilerin istenmesini erteledik. Aldınız mı bu mesajı arkadaşlar? Evet. Gece saat 1 gibi GİP'in web sayfasına girdim. Herhangi bir bilgi yok. İki oda ve bir grup biz erteledik açıklamasında bulundular. Şimdi benim her zaman söylediğim bir şey var. Muhasebe yap. Bu telaş ne arkadaşlar ya? Merak eden var mı içinizde? Daha mali iddianın herhangi bir açıklaması yok. İşin özünü konuşmadan bunu öteledik demek altında ne yatıyor? Bunun hesabını yapmamız gerekiyor. Bunun ertelenmesi çözüm mü? Önce ona bakalım. Şimdi bakın, nedir getirilen konu? KDV beyannamesi sonuç hesapları bölümüne eklenen belge bilgileri ekleniyor. Ne istiyor? E-fatura, fatura, e-fatura, e-bilet, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu, irsaliye fatura, özel fatura, Dipkoçanlı yolcu taşıma bileti, döviz ve maden satım belgesinin sayılarının beyannameye eklenmesi isteniyor. Ne zaman isteniyor? 1 Nisan günü. Bana arkadaşlarım bunu anlattığı zaman, ya dedim, mali idare bir insan şakası yapmıştır dedim. Hakikaten de şaka değilmiş, böyle bir şey yayınladığını gördüm. Şimdi bu şunu hakikaten çıkıp birisi bize açıklaması lazım. Bu bilgiler mali idarenin ne işine yarayacak? Eğer kayıt dışı ekonomiye çözmekle ilgili olan bir şeyse, her zaman toplumsal sorumluluk çerçevesi içerisinde bu bir gereğimizi yerine yaptık. Ayrıca bu bilgiler, bakın bu bilgiler, istenen bilgiler BABS ile veriliyor. Geçici vergi beyannamesi ile veriliyor. E-fatura, e-bilet, e-arşiv zaten yeni sistemde veriliyor. Bunlar veriliyor değerli arkadaşlar. Sorun bunu ötelemek değildir. Biz İstanbul Odası olarak şiddetle bunu ret ediyoruz değerli arkadaşlarım olayı. Böyle yanlış olamaz ya. Neyin ertelenmesi? Tabii değerli arkadaşlar, genel kur yaklaşıyor. Ben eğitim çalışmalarında hiç siyaset yapmadım. Lütfen takip edin. Bu tip olaylar artacaktır. Bunun muhasebesini herkesin çok iyi yapması gerekiyor. Eğer güçlü olmak istiyorsak, biz sizden gelen her türlü sorunu en kısa sürede ilgili kurumlara aktardık bugüne kadar. Ama şunu yapmadık. TÜRMOB'u aşarak ne Gelir İdaresi Başkanlığı'na ne de Maliye Bakanlığı'na tek bir bildirimde bulunmadık sevgili arkadaşlarım. Dolayısıyla yani bu işin neden çıktığını hayır demek yerine, erteledik demek yerine, meslek örgütümüz de onun önderliğinde tek bir ses olup yarın bu tip yanlışlığın yapılmasını hep birlikte engellememiz gerekiyor. Sağduyu mutlaka bunu gerektirdiğine inanıyorum. Aslında genç arkadaşlarım var. Bu tip oyunlar bağımsız denetim sürecinde de yaşandı. Maalesef bu mesleğin geleceği olan gençlerin önü de aynı mantıkla kesilmiştir. Ama bu oyunlar mutlaka hepsi bozacaktır düşünüyorum. Ben bir şeyin birkaç konuda altını müsaade çizmek istiyorum. Özellikle mali idarenin değerli temsilcileri burada, Sayın Vergi Dersi Başkanımız olmuş olsaydı mutlaka önemli bir işi olduğunu ifade ettiler bana. Ama hele hele bıçağın kemiğe dayandığı bir süreçte adeta nefes alamadığımız bir dönemde bu 1 Nisan şakaları tekrar yapılmamalı diye temenni ediyorum. Saat 28.48'de veya saat 19'da beyan süranın uzatılmasını istemiyoruz değerli arkadaşlarım. Hele hele bizi şirketlerin ortağı yerine koyup
müşterek ve müteselsil sorumluluğu asla kabul etmiyoruz sevgili arkadaşlarım. Ve 25 bin kişi imza attı. Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal'a sunmuş olduğumuz, burada talepleri tek tek sıralamak istemiyorum. Bu taleplerin ivedilikle hayata geçmesini diliyorum. Değerli arkadaşlar, biz 26 yıl boyunca uzlaşmayı, diyaloğu her zaman öncelikli olarak gördük. Bugün tüm paydaşlarımız da aynı kültürle yolumuza devam ettik. Biz adım atıyoruz. Aynı adımı burada vergi dairesi başkanımız geldiğinde söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Bir adım atın, biz 10 adım atalım. Süreç her geçen gün zorlaşıyor. Bakın, ekonomi zorlaştığında bunun en büyük acısını biz meslek mensupları yaşıyoruz. Başka hiçbir kesim yaşamıyor. Doktora giderken parası yoksa doktora gidemiyor. Parası yoksa avukata gidemiyor. Parası yoksa marketten alışveriş yapamıyor. Ama ekonomi bozulduğu zaman bir mali müşavirin ücretini en son verebiliyor. Öyle mi değerli arkadaşlarım? Dolayısıyla bu süreçte bunca sıkıntı çeken meslek camiasının sorunları benim şahsi sorunlarım değildir. Bu sorunlar sizlerin sorunlarıdır. Bu sorunlara diyalog veren yapılar, düşünceler, idareler, inanın kayıt dışı ekonomi konusunda veya çok hayal ettiğimiz vergi adaletin sağlanması konusunda önemli adımlar atılacaktır diye tüm inancımla belirtmek istiyorum. Son söz olarak değerli arkadaşlarım, her zaman inandığımız husus şudur. Siz iyi şeylere layıksınız. Gelin başarabileceğimiz çocuklarımıza, yakınlarımıza güzel şeyleri birlikte oluşturalım diyorum. Bugünkü seminerde katkı sunacak oturum başkanı, değerli konuşmacılara sizler adına teşekkür ederken, bu eğitimleri eğitim yapan sevgili eğitim gurme dostlarıma, yol arkadaşlarıma, sizlere bir kez daha sevgiler, saygılar sunuyorum. İyi ki varsın diyorum sevgili arkadaşlarım. Teşekkür ederim. Oda Başkanımız Sayın Yahya Rıkan'a teşekkür ediyoruz ve kurumlar vergisi seminerine geçiyoruz. Semineri yönetmek üzere oturum başkanı Sayın Alper Kuş, Turmop Disiplin Kurulu Başkanı. Konuşmacılarımız Sayın Kadir Önder, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Vergileri Müdür Yardımcısı. Sayın Doktor Mümin Doğrusöz, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi. Sayın Erdal Çalışoğlu, Yeminli Mali Müşavir. Keyifli bir seminer olması dileğiyle sözü oturum başkanım Sayın Alper Kuş'a veriyorum. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın değerli grup müdürü, İstanbul Mali Müşavirler Odası'nın değerli başkanı, sevgili meslektaşlarım, bir kurumlar vergisi seminerinde birlikte olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu kadar heyecanlı, bu kadar güzel toplum karşısında olmak beni hakikaten çok mutlu ediyor. Toplantımıza başlamadan önce şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımı bir kere daha rahmetle ve saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlarım, daha önceki tecrübelerimiz bize gösteriyor ki çok güzel sorular geliyor sizlerden. O çok güzel soruların sona kalması da bazen yetiştiremememize sebep oluyor. Bu nedenle mikrofon avantajını kullanmadan
Değerli konuşmacılarımızı sıra itibariyle önce kurumlar vergisi konusunda Sayın Erdal Çalıkoğlu, kurumlar vergisinde çıkan değişik durumlar, muktezalar veya sorular konusunda bize yardımcı olacak Sayın Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergileri Müdürü Sayın Kadir Önder'e ve en son da hocamıza, bugün doğru söze, kurumlar vergisinin aşağı yukarı en önemli konusu haline gelen örtülü kazanç konusunda kendisinden açıklayıcı bilgiler alacağız. Beni mutlu eden şey, biz eski maliyecileriz. Dolaysız vergiler bizi hep mutlu ediyor. Dolaylı vergiler bizi asla mutlu etmiyor. Ancak ekonomik gelişmeler kurumlar vergisini her ne kadar çok cüzi bir hale düşürse de vergi gelirleri içindeki payını, biz meslek grubu olarak bu vergilere her zaman daha fazla emek verdiğimizi ve bu emeğimizin de karşılığının mutlak surette dolaysız vergilerin artışını sağlamakla doğru orantılı olacağını düşünüyorum. Toplantımızda sayın konuşmacılara 20'şer dakika konuşma hakkı, daha sonra 3 konuşmacımızın da konuşması bittikten sonra bir ara verip sizlerin değerli sorularını bu masamızda alıp toplantımızı bitirmek istiyorum. Hayırlı olsun. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sayın Erdal Çalıkoğlu'na da sözü bırakıyorum. Merhaba, hoş geldiniz tekrar. SMM odası gayet disiplinli, böyle bir konferans olunca bu kadar büyük salonu doldurmak, dinleyicileri sürekli burada tutmak çok kolay bir şey değil. Başka seminerlerde hep karşılaşıyoruz. Şimdi benim 86 slide var, üstadımız 20 dakika dedi ama gene de hızlıca anlatmaya çalışayım. Şimdi kurumlar vergisi niye var? Gerçi kurumlar vergisi bizim vergi gelirlerimiz içerisinde %10'dan daha aşağı bir pay oluyor. Bu aslında birçok ülkede de böyle. Yani toplam vergi gelirleri içerisinde kurumlar vergisinin payı hiçbir zaman çok olmuyor. Diğer ülkelerde de öyle. Ama bu verginin çok önemli bir işlevi var. Ekonominin en büyük aktörleri, yani büyük şirketler, yapılar, onların kazançları üzerinden aldığımız bir vergi. Diğer birçok vergi de bu uygulamaya bağlı. Bunların karlılıkları kurumlar vergisine bağlı. O anlamda merkezi bir önemi var kurumlar vergisinin. Niye kurumlar vergisi var dersek, kurumların ortaklarından ayrı bir yapısı olduğunu düşünüyoruz biz. Yani teorik olarak öyle bir şirket var, tüzel kişiliği var, kendi başına mal edinebiliyor, mal satabiliyor, işlem yapıyor. Bir kazanç da elde edebiliyor. Muhasebe tekniği itibariyle bir kazanç saptayabiliyoruz. O zaman bunun kazancı üzerinden de ayrı bir vergi olsun fikri çıkmış. Yaklaşık 60-70 yıl önce. Dolayısıyla dolaysız vergi dediğimiz gelir ve kurumlar vergisi aslında daha yeni vergiler, taze vergiler. Hani dolaylı vergiler binlerce yıldır uygulanıyor, gümrük vergileri gibi. KDV biraz yeni bir vergi. Şimdi aslında kurumda alınan vergi nihai olarak o kurum kazancı üzerinden alınan vergi midir, yoksa ortaklarının vergisine mahsuben mi oluyor? Bu da dönem dönem farklı farklı uygulamalar olmuş. Bir dönem Türkiye'de tek aşamalı bir kurumlar vergisi uygulanmış. Kurum kazançları üzerinden %40 veya daha %45'e yakın vergiler alınarak o tek aşamalı. Daha sonra kurum kazancından pay alanlar bunun üzerinden herhangi bir vergi vermediği için tek aşamalı bir vergiymiş. Şimdi geldiğimiz durumda kurum kazancından aldığımız vergi kısmen kurumun kazancına atfedilen vergi, kısmen de kurum kazancından pay alanların buradan elde edeceği gelire karşılık verilecek verginin bir kısmını oluşturuyor. Çünkü
kurum kazancından pay alanlar aldıkları temettünün bir kısmını istisna ediyor temettülerle ilgili vergilemede. Böyle bir yapımız var. Ama bizdeki kurumlar vergisinin tanımı yine gelir vergisi kanunundan geliyor, gelir unsurlarından. Şimdi böyle yapınca bir kuruma, kurumun karını bulmamız gerekiyor. Bir kar atfedeceğiz. Bu ticari kar, mali kar ayrımını çok duyarsınız. Aslında mali karla ilgili herhangi bir yerde bir tanımlama yok ama biz özet olarak mali karı, vergi kanunları dikkate alınarak ticari kayıtlarda bulunan karın, normal muhasebe kayıtlarında oluşan karın uyarlanması, vergi kanunları çerçevesinde düzeltilmesi diyoruz. Bu düzeltme nereden kaynaklanabilir? Değerleme hükümlerinden, kazanç tespitine ilişkin farklı hükümlerden, istisna uygulamalardan, zarar mahsulü gibi unsurlardan kaynaklanarak, zarar derken mali açıdan, yani vergi kanunları uyarınca zarar diye yazdığımız bir tutar olabilir istisnalardan veya diğer nedenlerden dolayı, o zararı kastediyoruz. Bunu düştüğümüzde bulduğumuz rakama mali kar diyoruz. Bunun üzerinden de vergi hesaplıyoruz. Burayı hızlıca geçiyorum zaman sınırı nedeniyle. Şimdi vergi kanunlarındaki gider tanımından hareketle belki kazançta düzeltme yapmak gerekirdi diyoruz. Vergi kanunlarında gider derken kurum kazancıyla ilgili bir aslında bizde genel gider tanımı var. Bunda genel tanımda işle ilgili olmak ve işin sürdürülmesiyle ilgili olmak kaydıyla gelir vergisi kanununda çok genel gider diye tanımladığımız gider. Şimdi bizim belki de sistemimizde böyle bir kabul var, böyle bir uygulama var ama bizim birçok giderimiz, yani işletmede kullandığımız elektrik, ödediğimiz ücret, birçok şey, işin kendisiyle ilgili şeyler aslında genel gidere gidiyor. Yani genel gider başlığı altında. Aslında orada bir tercih, o zamanlar yapılan belki de akıllıca bir tercih, işle ilgili olmak kaydıyla demiş. Ya dolayısıyla yaptığımız masraf işle ilgiliyse, tabi burada başta söylediğimiz kurumun ortaklarından ayrı kendi varlığı vardır. Dolayısıyla ortağın gideriyle kurumun gideri ayrıdır. O ayrımı baştan yapmamız gerekir. Bazen bu karışabiliyor. Kurumun işiyle ilgili bir giderse gider yazabiliriz vergi kanunları çerçevesinde prensip olarak. Tabii mevcut işle ilgili olmayabilir. O işin genişletilmesi, başka işlerin yapılması, bu da işin sürdürülebilmesi açısından bir gider olabilir. Dolayısıyla bu iki unsuru taşıyorsa gider, tabii belge düzeniyle ilgili şartlar da taşınmak kaydıyla gider yazabiliriz. Bunun dışında yine vergi kanunlarında belirlenen bazı özel giderlerimiz var. Bir götürü gider uygulaması var. Götürü giderle ilgili bilmiyorum, birçoğumuz belki karşılaşmıştır. Yani ihracatlarımızdan, yurt dışındaki inşaat işinden, onarma, montaj veya taşımacılık faaliyetlerden elde ettiğimiz, döviz olarak elde ettiğimiz hasılatın 1/5'ini götürü olarak gider yazarız diye kanunda bir düzenleme var. Bu yani ihracatın veya yurt dışında yapılan inşaat, montaj işinin veya yurt dışına yapılan taşımacılık faaliyetinin kendisiyle ilgili bir şart yok. Ama geçmişten beri burada gelen idarenin yorumlarında bu harcamanın fiilen yapılmış olması gerekir diye bir anlayışla ihtilaflar çıkıyor. Yani biz götürü derken götürü olarak düşeriz diye düşünüyoruz beyannamede ama idarenin böyle bir yaklaşımı var. Yani böyle bir masraf yapılmış olması lazım önce. Bunun işte muhtelif nedenlerle vergi kanunları açısından gider olarak kaydedilemeyecek türden bir harcama olması lazım. Belgesi olması lazım veya başka nedenlerle. Ancak o gidere karşılık olarak bu 1/5'lik götürü gideri düşebilirsiniz diyor. Şimdi bununla ilgili ciddi anlamda tartışmalar oldu, yaşandı, ihtilaflar. Geçtiğimiz son 2 yıla kadar yargı götürüdür, böyle bir götürü giderde başka bir şart aranmasına gerek yoktur diyordu ama son yargı kararları biraz farklı çıkmaya başladı. Eğer böyle bir uygulama yapacaksanız işletmede hani o götürü gidere tekabül edecek kadar bir kanunen kabul edilmeyen giderin varlığını aramanızda fayda var, bir ihtilaf yaşamak istemiyorsanız. İş yerinin veya iş yerinin müştemelatında verilen yemek giderleri, bunları biliyorsunuzdur. Tedavi, ilaç giderleri, sigorta primleri ve emeklilik aidatı diyor. Onun dışında sözleşme, kanun emrine dayanan ödenen zarar ziyan tazminatlar, işte işle ilgili olmak, işin önemi ve genişliği ile uyumlu olmak şartıyla seyahat ve ikamet giderleri, kiralamayla yolunla edinilen veya işletmeye dayanan olan taşıt giderleri, amortismanlar, bina vergileri gibi ödemeler,
sendika aidatları. Şimdi de gene sunumdan hızlıca gitmeye çalışıyorum. İşverenler tarafından ücretler adına bireysel emek sistemine ödenen katkı payları. Bu geçmişte biraz daha farklıydı. Şimdi bireysel emekliliği devlet de ciddi anlamda destekliyor biliyorsunuz. Asgari ücrete kadar %25 devlet katkısı da var. Burada özel bir durum. Asgari ücrete kadar bir tutarın aylık brüt ücretin %15'ini geçmemesi kaydıyla bireysel emeklilik sistemine çalışanlar adına ödenen tutarın da doğrudan gider yazılması mümkün. Bu da yani müşterilerinizden çalıştığınız yerlerde yapan var mıdır? Bir anlamda önemli bir uygulama olabilir tabii kapsamına, genişliğine bağlı olarak. Yine gıda bankacılığı faaliyetine bulunan dernek vakıflara bağışlanan gıda, temizlik, yiyecek ve yakacak maddelerinin bedelleri. Burada bir miktar kurumlara özgü giderlerimiz var. Hani menkul kıymet ihraç giderleri diyor. Çok fazla menkul kıymetle ihraç etmiyoruz. Onları sevmiyoruz menkul kıymetleri. Kuruluş ve örgütlenme giderleri. Hani bir kurum olduğu için bunu kurarken, örgütlenirken daha henüz iş başlamadan da bir sürü masrafla karşılaşırız. Ve bunu özel olarak ayrı bir bent olarak sayma gereği hissetmiş kanun. Genel kurullar demiş. Burada katılım bankaları... Biliyoruz katılım bankalarına para yatırdığımızda bize katılma payı, kar payı ödüyor. O kar payını katılım bankalarının gider yazması mümkün. Yine sigorta ve asyans şirketlerinde o sigortanın kendi tekniği çerçevesinde ayrılan karşılıklar. Yine kurumlara özgü indirilemeyecek giderler var şimdi bunlara baktığımızda. Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler. Öz sermaye nedir hepimiz biliyoruz. Yani dönem sonunda bize çıkan işte... sermayemiz, biriken karlarımız, yedek akçelerimiz, öz sermayemizin bir unsuru. Öz sermaye üzerinden faiz ödeme uygulaması bizde yaygın değil ama ticaret kanununa göre hazırlık dönemi faizi gibi bu tür şeyler olabilir gerçi şey olarak. Ya da ortaklardan biri bir şekilde koyduğu paraya karşılık faiz isterse diyelim, bunun gider yazılamayacağını kanun çok özel bir şekilde hükme bağlamış. Örtülü sermaye ve örtülü kazançla ilgili uygulamaları Bumin hocamız anlatacak. Örtülü sermaye... 2006 yılında yayınlanan kurumlar vergisi kanunuyla daha net bir takım parametrelere bağlanmış olsa da hani öz sermayenin dönem başındaki öz sermayemizin 3 katını aşan borçlanmalardaki faiz ve benzeri giderleri, kur fark giderlerini gider yazamıyoruz. Aşan kısma isabet edeni. Ama son dönemlerde bizim rastladığımız işletmede çok uzun süreli verilen bir borç varsa bu borcun da aslında baştan itibaren sermaye olması gerektiği yönünde bir takım uygulamalarla, iddialarla karşılaşıyoruz. Yani bizde aslında ortağın işletmeyle borç alışverişi çok da hoş karşılanmıyor. Ticaret kanunu da bunu yasaklamaya çalışıyordu. Ama bir realite, onu da biliyoruz. Örtülü kazanç dağıtımı yine 2006'daki yeni kurumlar vergisi kanunuyla bir takım daha yani yurt dışında yapılan uygulamalara benzer şekilde düzenlemelere bağlandı ama temel olarak ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde uygulanan fiyatların emsellerine uygun olması. Hani bu da bağımsız kişiler arasında bu işlem yapılsa idi, ne fiyat oluşacak idiyse ona uygun bir fiyat veya fiyatlama yönteminin olması. Bu da bizim son dönemlerde gördüğümüz en önemli inceleme konuları. Yani ilişkili kişilerle yapılan işlemlerde hiç bedel uygulanmayabilir. Bu bir açık bir transfer fiyatlandırması riski ama onun dışında düzenli olarak işlem yaptığınız veya çok sık ilişkide olduğunuz kişilerle yaptığınız işlemlerde sağlıklı bir zeminin olmasında fayda var. Çünkü idare de bu konudaki anlayışını, kaynaklarını geliştiriyor ve bizim gördüğümüz son dönemlerdeki en önemli vergi idaresiyle mükellef arasındaki en önemli, en yaygın ihtilaf konusu da buradan gelecek gibi düşünüyoruz, görüyoruz. Bir diğer konu sınırlamada hani uçak veya yat işletmiyorsanız, bunu işletmenize aldınız, kendiniz kullanıyorsanız bunun giderini yazamazsınız diyor kısaca kanun. Vergi cezaları, trafik cezaları bunlar yazılmaz diyor. Basın ve televizyon yoluyla işlenen fiillere ilişkin ceza ve tazminat giderleri, bir de kardan ayırdığımız yedek akçeleri indiremeyiz diyoruz. Yine indirilemeyecek giderlerle ilgili bir düzenlememiz var. Bunun geldiği de epeyce oldu. 2011 ve 12 yıllarında getirildi. Finansman giderleriyle ilgili bir kısıtlama. Burada
borcu, finansmanı kimden sağladığınızın önemi yok. Öz kaynaklarınızı aşıyorsa borç, bu aşan kısmın bakanlar kurulunca belli olan kısmı kadar o kısma isabet eden gideri gider yazmamanızı öngörüyor kanun. Ancak bakanlar kurulu bu konuda bir oran belirlemediği için bu hüküm uygulanmıyor. Yani bir düşünceyle kanuna böyle bir hüküm eklenmiş ama bakanlar kurulu bunun uygulamasını yapmadı. Kurumlar vergisinde var başka böyle uygulamalarımız. Vergi cennetlerine yapılan ödemelerden %30 stopaj yapılması. Burada da bakanlar kurulunun vergi cenneti ülkeler hangileridir diye belirlemesi lazım. Onu belirlemiyor. Yani bir tür mecliste bir irade oluşuyor böyle bir uygulama olsun diye. Ama yürütmeyle sorumlu olan organ onun yürütülmesini çok da uygun görmüyor. O da enteresan bir şey. Yani Türkiye'deki yasa yapma tekniği, yürütme yasama ilişkileri açısından düşünülmesi gereken enteresan bir konu. Binek otomobilleriyle ilgili ödediğimiz motorlu taşıtlar vergisini gider yazamıyoruz. Ama işimiz binek otomobillerinin kiralanması, bunların işletmesi ise o zaman yazıyoruz. O ayrı bir şey. Özel iletişim vergisi aslında cep telefonlarından iletişimle ilgili olarak ödediğimiz vergiler, internet bağlantılarından. Bunu da gider kabul etmiyoruz. Bu 99'da çıkan bir kanun. Orada gider yazılmayacaktı. Yani depremin finansmanı için düşünülen vergilerdi. Dolayısıyla bunun başka vergilerden de indirimi veya gider yazılması öngörülmemişti. Öyle istenmemişti yani o günkü ortamda. Ama sonra o hüküm de kaldı. Yani bugün itibariyle her cep telefonu faturasından bunu ayırmak durumundayız. Bilmiyorum, arkadaşlarımıza bayağı bir iş yükü oluşuyordur bu. Yine bizde biraz bize özgü bir şey. KDV ile kurumlar vergisinin ya da gelir vergisinin bir arada olmasından kaynaklanan bir şey. Yani bir gider kanunen kabul edilmeyen giderse buna ilişkin KDV'yi de biz indiremiyoruz. Onu da kanunen kabul edilmeyen gider yazmak durumundayız. Bu çok çıkıyor karşımıza. O açıdan dünyadaki uygulamalarından biraz farklı Türkiye'deki bu yaklaşım. Ciddi anlamda idarenin de buna yüklendiğini görüyoruz. Sosyal sigorta primleriyle ilgili uygulamamız var. Hani ödenmemiş sosyal sigorta primlerini gider yazamıyoruz. İstisna Aralık ayındakini Ocak ayında ödersek yazabiliyoruz. Şimdi indirilemeyecek gider kurumlarla ilgili gene rastladığımız konular. Bir dönemsellikten dolayı uygulamada çok tartışma yaşıyoruz. Yani bu gider bu dönemin ilkesi, bu dönemin gideri midir? Yani gelecek döneme ilişkin gider midir? Tabii kanunda çok dönemsellik diye konulan bir şey yok ama vergi usulü kanunundan, muhasebe tekniğinden, yani muhasebe kurum dediğimiz soyut bir şey, kazanç dediğimiz de soyut bir şey. Onun için bir dönemi ele alıp oradan bir sonuç çıkarmak zorundasınız o dönemin fotoğrafı olarak. Şimdi öyle olunca gideri de buna göre tasnif etmek gibi bir anlayış gelişmiş. Bu da çok güçlü. Yani dönemsellikten ciddi anlamda ihtilaflar yaşıyoruz. Muhasebede dönemsellik kadar devamlılık ilkesi de var. Hani o anlamda benim yani uygulamada çok rahatsızlık duyduğum şeylerle, olaylarla da karşılaşıyoruz. Onun dışında belgesiz giderleri bildiğiniz gibi gider yazamıyoruz. Alacak reeskontları eğer bunlar senede veya çeke bağlanmamışsa yazamıyoruz. Kıdem tazminatı karşılığı yine hepinizin bildiği gibi yazamıyoruz. Dava veya icra safhasına götürülmemiş alacaklarla ilgili olarak ayırdığımız şüpheli alacak karşılıklarını da vergi matrağından indiremiyoruz. Üstad, yeterince hızlı gidiyor muyum yoksa? Gayet güzel gidiyoruz. Buyurun. Sorularınız olursa tabii bekleriz gene. Üstadımızın dediği gibi soru kısmına daha çok vakit ayırdık. Şimdi kurumun kendisine bir kazanç atfettik ama bir de kurum olmasından dolayı bazı kazançları da istisna tutmak gibi bir yaklaşım benimsiyor kanun. Bunların bir kısmı gerçekten istisna, bir kısmı da mükerrer vergilemeyi önleyici türden istisnalar. Örneğin iştirak kazançları istisnası dediğimiz istisna aslında kendisi özet olarak bir istisna değil. Daha önce kurum düzeyinde bir vergileme olduğu için mükerrer vergilemeyi önlemeyi amaçlayan bir istisna. Dolayısıyla bir anonim şirket diğer bir anonim şirketten veya limited şirketten kar payı aldığında onu kurumlar vergisi matrağına ilave etmiyor veya matrağından düşüyor. Bu dediğimiz gibi aslında istisna değil, mükerrer vergilemeyi önleyici bir hüküm. Yurt dışı iştirak kazançları istisnası var. Burada da aslında bir tür mükerrer vergileme gibi bir şeyi önlemeye çalışıyor. Çünkü
yurt dışında belli oranda vergilenmiş kazanç payını Türkiye'de tekrar vergilemeye gerek yok. Bu eskiden yoktu kanunumuzda. Yurt dışına ne aldıysak aynen vergiye tabi tutuyorduk. Şimdi yurt dışında %15 oranında vergilenmişse tekrar vergilemiyoruz. Yurt dışı iştirak hisseleri satış kazancı istinası. Bu da özel bir hüküm. Eğer bir şirketiniz varsa bu şirketin bilançosu ağırlıklı olarak %75'ten fazla yurt dışında faaliyet gösteren şirketlerin iştirak hisselerinden oluşuyorsa bunları sattığınızda kurumlar vergisi ödemiyorsunuz. Emisyon primi yine kurumlara özgü bir şey. Hisse senedi çıkardığımızda nominal bedelin üstünde bir şey almamız mümkün. Ticaret kanunu buna herhangi bir sınır getirmiyor. Yani şirketin içindeki gizli yedeklerden dolayı birim hisse nominal değerin üstünde bir bedel, bir değer teşkil edebilir uygulamada, piyasada. Dolayısıyla o nominal bedelle ödenen bedel arasındaki farkı emisyon primi olarak kabul ediyoruz ve vergiye tabi tutmuyoruz. Yatırım fon ve ortakları portföy işletmeciliğinde kazan, bu bildiğimiz sermaye piyasası mevzuatına göre kurulan yatırım fonları ve bunların kazançları. Bunların aslında yatırım fonlarının bünyesinde bir vergileme yapmıyoruz. Sistem gereği öyle. Alan kişiler nezdinde bir vergileme var. Bizim sistemimiz de böyle. Bunlar detaylı açıklamaları var ama zaman nedeniyle burada ana listeden hızlı hızlı açıklamaya çalışıyorum. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı istisnası. Bunda da belki hepimiz, birçoğumuz karşılaşıyordur. 2 yıldan fazla elde bulundurduğumuz gayrimenkulleri veya iştirak hisselerini sattığımızda bunlardan elde ettiğimiz kazancın %75'ini özel bir fon hesabına alarak kurumlar vergisinden istisna edebiliyoruz. Burada satış olması lazım. Parayı 2 yıl içinde alıyor olmamız lazım. Hani aynı sermaye koyarsak veya takas gibi bir şey varsa olmuyor. Bu istisnadan yararlanabilmek için gayrimenkul veya işte hisse ticaretiyle uğraşmıyor olmamız lazım. Onlarla uğraşıyor olsak bile kendi faaliyetimiz için aldığımız gayrimenkulü satıyorsak, yani bir gayrimenkul işiyle uğraşan bir şirketin de kendi ana merkezinin bulunduğu binayı satıyorsa bu da olabilir diyor. Veya menkul kıymet ticaretiyle uğraşan bir şirketin uzun vadelerinde tuttuğu, iştirak amacılarında tuttuğu bir hisse varsa onun satışında da bu istisna uygulanır diyor. Burada bizim uygulamada karşılaştığımız sorunlar, bir, yani satışta kar varsa %75'ini istisna tutabiliyorsunuz. Zarar varsa zararı düşebilir misiniz? İlk yorumlarımız kanunda bu şarta bağlı bir istisnadır. Satış olması lazım. Paranın tahsili lazım. Dolayısıyla yani bu şartlar sağlansa da ben bu istisnadan faydalanmayabilirim. Çünkü o fona aldığımız rakam 5 yıl işletmede durması lazım. Dağıtamazsınız. Dağıtırsanız aynen vergiye tabi oluyor ilk baştan. Yani bu şartlarla uğraşmak istemiyorum. Ben istisna yapmak istemiyorum diyebilirim. Dolayısıyla böyle bir satışta da zararın %75'inin indirim konusu yapılmaması gibi bir uygulamanın olmaması gerektiği iddia ediliyordu bizim gibi uygulamacılar, danışmanlar tarafından. Ancak inceleme elemanları bunda ısrarlı oldu. Son çıkan yargı kararları da madem istisna var, zararın %75'ini de vergi matrağından indirmesi mükellefler türünden bir yaklaşım benimsiyor. Eğer böyle bir uygulamanız varsa aklınızda bulunsun. Zarar da olabilir çünkü artık. Yani her iştirak hissesi, gayrimenkul, enflasyonun da düşmesi nedeniyle mutlaka karlı satılacak diye bir şey yok. Yine kurumlarda özel bir istisna, TMSF'ye borçlu kurumların, bankaya borçlu kurumların gayrimenkullerini satmasıyla ilgili özel bir istisna. Yurt dışında bir şube olarak faaliyet gösteriyorsa şirketin, oradan elde ettiğimiz kar payı, o gene aynı şekilde %15 oranında vergiye tabiyse, yani bir iştirak halinde kar payı elde edebiliriz veya şubeden kar payı elde edebiliriz. Şubenin kazancı Türkiye'ye gelebilir. Yine yaygın olarak rastlayabileceğimiz yurt dışında yapılan inşaat, onarma, montaj işleri ve teknik hizmetlerden sağlanan kazançlara ilişkin istisna. Bu da önemli bir istisna bizim vergi sistemimizde. Yani bizdeki inşaat işinin, yurt dışında inşaat yapma işinin, yani böyle bir sektörün çok güçlü olması nedeniyle böyle bir istisna var. Başka ülkelerde böyle bir istisna yok. Yani bu anlamda diğer ülkelerde inşaat yapmak isteyen kurumların, şirketler için Türkiye özel, yani bir takım avantajlar sağlayan bir ülke. Yine okul ve rehabilitasyon merkezleri, bunların ilk kuruluşundan itibaren 5 yıl süreyle istisnamız var.
bu şeyleri zaman nedeniyle isnafa ilgili detaylı açıklamaları geçiyorum. Şimdi özel bir isna, bu belki ben de çok uygulamasını görmedim de, sanayi mülkiyet haklarında istisna diye. Burada hani bir takım yenilik bir şey yapmışsak, bununla ilgili patentimiz varsa, bilmiyorum müşterilerinizde var mıdır çalıştığınız yerlerde. Onun işletilmesinden veya satışından elde edilen kazancın yarısına istisna diyoruz. %50'si kurumlar vergisine istisnadır diyoruz. Tabii Türkiye'deki araştırma geliştirme harcamalarının arttırılmasına, işte patent uygulamaların, faydalı yeni buluşların yapılmasıyla ilgili çabaların desteklemesinin amaçlandığı bir uygulama. Ama tabii kolay değil, yani ürün nerede, maliyeti nedir, kaça satıldı, buradan ne kar elde edildi, o anlamda uygulamasında bazı sorunlar da çıkabilir. Ama varsa müşterileriniz arasında bu tür uygulama yapan, yeni bir şeyler geliştiren, bunları patente bağlayan, bunlarla ilgili kazançta bir istisnamız var. Yani bu istisnanın uygulaması ile ilgili tabii belli süreçler öngörülmüş. Bir değerleme raporu düzenlenmesi gerekiyor. Bak, katma değer vergisi de aynı şekilde bunların satışında istisna. Şimdi yine bir başka sınırlayıcı maddemiz var. Bir takım kazançlara istisna dedik. Yine genel bir hüküm kurumlar vergisinde, kanunda. İstisna kazanca isabet eden gider indirim konusu yapılamaz. Gayrimenkul ve iştirak hissesi satış kazancı ile ilgili konuda hani belki de çıkış noktası bu hüküm. Ama o anlamda bir istisna işlem var ve bununla ilgili doğrudan bir giderimiz varsa, onunla bağlantı kurulabilecek bir giderimiz. Onun gideri de gider yazılmıyor. Uygulamada hani gayrimenkul satış kazancı ile ilgili istisnada %75, onunla ilgili ne kadar gider varsa onun %75'ini de gider yazmıyoruz, düzeltiyoruz tapu harcının veya diğer şeylerin. Yine bizde bu istisna kazançla ilgili gider kısıtlaması ile ilgili bir istisnamız daha var. Bu da enteresan. İştirak hisseleri alımı ile ilgili finansman giderlerinde bir sınırlamamız yok. Yani bir yerden borç alıp başka bir şirketin sermayesine iştirak ettiğimizde o borçla ilgili faizi gider yazabiliriz. O şirketten elde edeceğimiz temettü geliri vergiye tabi olmayacak olsa da veya satışta %75 istisna uygulansa da. Bu da önemli, yani bilemiyorum, iştirak etmek durumunda çok kullanılan bir şey. Zarar mahsubu ile ilgili uygulamada hani 5 yıllık bir süremiz var, birçoğumuz biliyordur. Burada önemli koşul, beyannamelerde mutlaka gösterilmiş olması lazım ve 5 yılı aşmaması lazım. Devir ve bölünme hallerinde, hani devir bir şirketin başka bir şirkete kül olarak devrolması, burada da çok eskilerde yoktu, biz mesleğe ilk başlamamızda böyle bir zarar mahsubu, devir halinde zarar da tüzel kişilik sona erdiği için devrolmuyordu. Şimdiki durumda öz sermayeyi aşmayan kısmı, yani zarar mahsubu yapılabilir devralan kurumda. Burada tabii bölünmede de yine aynı şey var. Devir bölünme uygulamada çok sık kullanılmaya başlandı. Çünkü bizde tasfiye çok zor. Yani o yüzden şirketleri fiilen ortadan kaldırmanın yolu birileriyle birleştirmek çok tercih ediliyor. Aklınızda olsun diye söylemek istedim. Bir de devirde hani zarar mahsubu ile ilgili bir şart daha koyuyor. Yani tamam, öz sermayeyi aşmayacak ama devrolan şirketin faaliyetine de 5 yıl süreyle devam edilecek. Tabi burada bizim çok rastladığımız, demin dediğim gibi, yani artık gayri faal çok fazla bir şey yok. Tasfiye etmektense başka bir şirketle birleştirelim, böyle kapatalım dediğimiz şirketlerde faaliyet olmadığı için bunun devamı da söz konusu olmayacak. Öyle bir zarar mahsubu olabilir mi? Faaliyet olmadığı için, faaliyetin devamı da olmayacağı için zarar da mahsup edilemez diye şimdi muhafazakar bir yorum yapalım ama aklınızda bulunsun. Yurt dışı zararlarla ilgili şube olarak yurt dışında faaliyet göstermişsek ve orada zarar ortaya çıkmışsa bunun da mahsubu mümkün ama bizde yurt dışında şube olarak faaliyet göstermek çok yaygın değil. İnşaat şirketlerinin var. Onlarda da istisna olduğu için bunlar kullanılmıyor. Yine bir takım indirimler var. Onları da hızlı hızlı söyleyeyim. Herhalde vaktim de daralıyor. Arge indirim, demin söyledim. Yani ülke olarak araştırma, geliştirme harcamalarını ciddi anlamda destekliyoruz. Bu Arge indirimi hani kurumlar vergisi kanununda kalan bir şey.
uygulama. Hani bir tür ek bir indirim gibi, yani araştırma geliştirme harcamalarını yapıyorsunuz, onları masraf yapıyorsunuz, bir de o tutar kadar ayrıca bir indirim yapabiliyorsunuz. Tabii bunun için işte projenin onaylanmış olması lazım, işletmede bir Ar-Ge departmanı olması lazım. Böyle bir Ar-Ge harcaması söz konusuysa bunun da aklında bulundurmakta fayda var. Sponsorluk ve bağış veya yardımlar. Şimdi sponsorluk da vergi mevzuatımıza yaklaşık 10 yıl önce falan girdi. Sponsorluk nedir deyince, yani şöyle düşünelim, bir yerde reklam veriyorsunuz, diyorsunuz ki ben şuraya şöyle bir reklam panosu asacağım, orada siz ne istiyorsanız onu yapıyorsunuz veya aldığınız şeyin parasını veriyorsunuz. Ama sponsorlukta dolaylı bir tanıtım var. Yani birine yardım ediyorsunuz, bir şeyi destekliyorsunuz. Onu desteklemiş olmanız bir şekilde biliniyor ve o ilan edildiği için öyle faydalı, yararlı bir faaliyeti desteklemiş olmaktan dolayı şirket kurum imajınıza bir katkısı olacağı düşünülerek bunun da bir tür reklam, ama reklamdan temel farklılığı siz belli şeyleri fiyatını, parasını vererek satın almıyorsunuz. Sadece faaliyeti destekliyorsunuz. Sponsorluk harcamasında hani gene kendi içinde bir proses var. Ama profesyonel spor dalları olursa %50 gibi bir sınırlamamız var. Amatör spor dalları olursa %100 bir sınırlama olmadan gider yazıyoruz. Bunu beyannamede ayrıca gösteriyoruz. Ama kazancımız varsa onu düşüyoruz. Hani zarara götürmüyoruz. Vergi borcumuz varsa sponsorluk indiriminden yararlanamıyoruz. Bağış ve yardımlarla ilgili genel uygulama hepimizin bildiği gibi işte genel ve özel bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, vergi muafiyeti tanınmış vakıflara, yararlı, kamu yararına çalışan derneklere bağış yaptığımızda belli oranda indirim konusu yapabiliriz diye kanun söylüyor. Burada tabii bir sınır koyuyor. Kurum kazancının %5'i, burada kurum kazancı derken ticari kardan geçmiş yıl zararı ve iştirak kazancı istinasını düşüyoruz. Daha başlangıçta dedik mali kar ne, kurum kazancı ne. Bu da idarenin yaptığı bir tanımlama. Hani %5'lik sınıra bakmak için böyle bir tanımlama var. Ona bakmamız gerekiyor. Hani bunu önce diyelim ki dönem içinde gider yazmışsak bağışı, onu çıkarıp beyannamede ilave etmemiz lazım. Sonra o çıkan sınırlar çerçevesinde indirim konusu yapmamız lazım. Bir örnek hazırlamıştık. Yani 1 milyon kar var. İşte bağışı 50 bin lirayı buna ekledik. Diğer 50 bin lira da kanun kabul edilmeyen gider var. İştirak kazancı istinamız var. Gayrimenkul satış kazancı istinamız var. Ve Ar-Ge indirimi var. Şimdi bundan sonra baktığımızda kalan kar 30 bin lira. Yukarıda bir şey yaptık örnekte, %5'lik sınıra göre 40 bin lira bulmamıza rağmen indirebileceğimiz tutar olarak 30 bin kaldığı için sadece 30 bin indiriyoruz. Bu da bağışlı ve yardımlarla ilgili bir özellik, ne kaldıysa onu sonraki yıla aktarmıyoruz. Yine çoğumuzun bildiği gibi eğitim, sağlık ve dini tesislere ilişkin bağışlarda bir sınır yok, bunların %100'ünü yazabiliyoruz. Yine özellikle Bakanlar Kurulu, Başbakanlıkça veya Bakanlar Kurulu'nca başlatılan bazı yardım kampanyaları var. Bunlar ilan ediliyor. Bunlara, bu kampanyalara makbuz karşılığı yaptığımız bağışların tamamını gider yazabiliyoruz. Kızılay ve Yeşilay'a nakdi bağış yaparsak tamamını aynı bağış, yani herhangi bir mal veya bir şey vermişsek bizim ürettiğimiz şey, orada %5'lik sınıra bağlıyız. Üniversitelerde ise bağış ve yardımlarda herhangi bir sınır yok. Tümünü gider yazabiliyoruz. Bir girişim sermayesi fonu uygulamamız var. Bilmiyorum müşterilerinizden bu tür bir uygulamaya giren oldu mu? Yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun denetiminde kurulan bir özel bir fon. Buna eğer kurum para yatırmak isterse öz kaynağının %20'si ve karının %10'uyla sınırlı olmak üzere buraya para yatırabiliyor. Bunu gider yazabiliyor. Bu da yeni bir uygulama. Çok yaygın olmadı. Yani insanlar böyle başkalarının girişimlerine bizde çok para yatırmayı sevmiyor. Ama girişim sermayesi fonu olarak faaliyet göstermeye çalışan bayağı bir ekipler, insanlar var. Para yatırma tarafı henüz o kadar gelişmedi diyelim.
Demin söylediğim bir takım yararlı patente bağlanmış buluşlar veya icatlarla ilgili kazançta %50 istisna var. Şimdi bir de yurt dışına verilen hizmetlerle ilgili yine bir özel istisna hükmümüz var. Orada hizmetleri tanımlarken mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, tıbbi raporlama, muhasebe kaydı tutma, çağrı merkezi ve veri saklama hizmeti alanlarında faaliyet bulunan hizmet işletmelerine. Şimdi burada yani yurt dışında bir yere muhasebe kaydı tutuyorsak, böyle bir hizmet veriyorsak, buradan elde ettiğimiz kazancın %50'sini kurum kazancından indirebiliyoruz. Yani kazanç, ya oradan elde ettiğimiz bir kazanç varsa %50'sini istisna tutabiliyoruz. Şimdi tabii burada yurt dışındaki müşteriye muhasebe kaydı tutmak deyince Türkiye bu açıdan çok avantajlı bir ülke değil. Pardon. Çünkü muhasebesini tuttuğunuz iş Türkiye'deyse bu hizmetten Türkiye'de faydalanılıyor deyip KDV hesaplamak zorundasınız. Bu faturada yurt dışına kesilince %18 bir maliyet yaratıyorsunuz ek olarak. Dolayısıyla hani bunun yurt içindeki işlemlerle ilgili olarak yapılması çok mümkün değil. Ama şeyleri görüyoruz, bir sürü uluslararası kuruluş belli ülkelere gelip orada hub'lar diyoruz, öyle isimlendiriyoruz. Hub. Orada bir tür belli muhasebe işlemlerini yapmak üzere birimler oluşturuluyor. Kendi içinde oluyor veya dışarıdan hizmet alıyor. Hani bu hükümle Türkiye'de o zaman KDV istisnası da uygulayabiliriz. Yani yurt dışındaki bir kuruluşun belli süreçlerini burada tutmak, bunların muhasebesiyle ilgili hizmet vermek. Tabi bu 3568 sayılı kanuna göre yetki almış kişiler tarafından. O zaman olabilir ama ben uygulamasını görmedim. Bize göre daha Romanya'da var, Hindistan'da var bu tür uygulamalar. Türkiye böyle bir konuda bir avantajlı bir ülke olur mu bilemiyorum. Biraz da bize bağlı tabii, bu tür organizasyonlar yapar da geliştirebilirsek bu tür faaliyetleri, olabilir, niçin olmasın. Korumalı iş yeri konusu var. Bununla ilgili ben de çok uygulamasını görmedim ama zihinsel veya ruhsal engellileri çalıştırdığımızda %40 oranında bunların ücretleriyle ilgili kurum kazancından ek bir indirim yapabiliyoruz. Şimdi bu geçtiğimiz sene çıktı, nakdi sermaye artışı. Bilmiyorum, çalıştığınız yerlerde, müşterilerde nakdi sermaye artışı yapan var mı? Açıkçası işletmelerde hani öz sermaye kullanımını özendirmek açısından birçok ülkede vardı, bizde de çok tartışılıyordu bu da olmalı diye. Böyle bir uygulama geldi. Yani şirkette nakit olarak konulan sermayenin üzerinden belli bir oranda, yani hesaplanan faiz tutarının, ki bu Merkez Bankası'nın belirlediği bir faiz tutar, ortalama faiz oranının, bunun %50'sini kurum kazancından indirebileceğiz. Kanun 1 Temmuz 2015'te yürürlüğe girdi. Ya halen vakit var. Ara dönemde sermaye arttırım varsa, ödeme de yapılmışsa tabii bu, buna ilgili şartlar var. Halka açık şirketlerle ve teşvikli yatırımlarda daha yüksek indirimler sağlanabiliyor. Bu sermaye arttırım bir yıllık olmuyor. Sürekli indirim yapabileceğiz. Eğer bir yılda kazanç yoksa, yetersizse indiremediğimiz tutarı bir sonraki yıla devredebileceğiz. Burada tabii bakanlığın koyduğu bazı sınırlamalar. Demin şey dedik, bir yerden borç alıp başka bir şirketin sermayesine iştirak ederseniz o borcun faizini indirebilirsiniz. Bu nakdi sermaye artışında da öyle bir sınırlama var. Size sermaye koyan ortak bunu bir yerden borç alıp vermişse oradan indirimden yararlanamazsınız diyor. Eğer finans sektöründe çalışıyorsanız yararlanamazsınız diyor. Nakit dışındaki varlıkların devirlerinden kaynaklanan sermaye artışlarından faydalanamazsınız diyor. Yani biri getirip aynı sermaye olarak şirketinize bir gayrimenkul koyarsa burada bir indirimden yararlanamayız. Birleşme, devir ve bölünme işlemlerinden dolayı bir sermaye artmışsa ondan yararlanamayız ama bize devrolan şirket daha önce bir nakdi sermaye artışı yapmışsa ve orada o indirime hak kazanmışsa bize külli alefiyet var. O açıdan ona orada faydalanacağız diye düşünüyorum ama daha detay bir konu. Öz sermaye kalemlerinin sermaye eklenmesinden olan artışlardan faydalanamıyoruz. Bilanço içi kalemlerini birbirinin içinde mahsup şeklinde gerçekleştiren, yani ortaklara borcu sermaye eklemek gibi uygulamalarda yararlanamıyoruz.
Şimdi böyle bakınca bunun bir süresi yok. Yani 5 yıl boyunca bu indirimden yararlanırız diye bir şey yok. Yani nakdi sermaye artışı yapılmışsa bununla ilgili uygulama bu kanun yürürlükte olduğu sürece indirim yapmak mümkün. Aslında hani faiz oranının yüksekliğine bağlı olarak ciddi bir rakamda indirmek mümkün. Tabii enflasyon çok yüksek olursa ana para sabit kaldığı için bu oran endekslenmediği için ana para belki zamanla etkisi azalır ama yani şu aşamada baktığımızda bir ortalama faiz oranının yarısını indirim konusu yapabiliyoruz. Şu anda bir sermaye artışı yapılmışsa çalıştığımız yerlerde indirim imkanı var mı diye bakmak lazım. Bu sene açıklanan faiz oranı %14.16. Bunda bir soru işaretimiz var daha net olarak belli olmadı diye. Ama 5 milyonluk sermaye artışında Ağustos ayında yapmışız örneğin. 300 bin liralık bir indirim yapabiliyoruz. Yabana atılacak bir rakam da değil diye düşünüyorum. Yatırım indirimi uygulamamız var. Yani 10 yıl önce kaldırıldı yatırım indirimi ama geçici maddelerle halen yatırım indirim hakkı olan müşteriniz varsa onlar da istisna, yani indirim yapmamız mümkün. İki tür yatırım indirimi vardı. Biri stopajlı, biri stopajsız. Stopajlı istisnada yeniden değerleme oranında ana rakamı da arttırıyoruz kullanamadığımız zaman. Stopajsız istisnada enflasyon oranı uyguluyoruz. Yani bu anlamda yatırım indirimi de ciddi bir indirim olabilir. Şimdi 2003-2004'te enflasyonla ilgili ciddi bir değerleme işlemi yaptık. Daha önce yeniden değerlemeden gelen farklar vardı. Şimdi bu uygulamada çok rastladığımız şey var. Yani bu öz kaynakların içinde kalan tutarların kanundaki hükmü başka bir hesaba nakledilirse, herhangi bir şekilde işletmeden çekilirse bunlar tümüyle vergiye tabi olur diye. Buna yönelik ihtilaflara sıkça rastlıyoruz. Buna dikkat etmekte fayda görüyoruz. Üstadım bir örnek hesaplamamız var. Vaktimiz bittiyse örnek hesaplama anlamında... Çok geldik üstad, az kaldı, bitirdik. Şimdi bir çok kısa bir örnek hazırlamaya çalıştık, bilmiyorum. Hani kısaca ondan bahsedeyim. Kar 1 milyon 200 bin TL. Bir inceleme, bir sorun şey yapılmış, tespit edilmiş kayıtlarda. 110 bin TL kurumlar vergisi, 10 bin TL vergi cezası. 26 bin TL'de gecikme faizi ödenmiş. 34 bin TL kıdem tazminatı karşılığı ayırmış. Örnek olduğu için belki oradan görüyorsunuzdur. 12 bin TL motorlu taşıtlar vergisi gider kaydedilmiş. Bir dava açılmış şirkete karşı, 15 bin TL karşılık ayırmış bunun için. Telefon faturalarındaki 2500 TL'lik özel iletişim vergisi gider olarak kayıtlara alınmış. Bir derneğe, sigara ile ilgili bir derneğe bağış yapılmış. Niye yaptılar sanırım bilemiyorum. Bir gayrimenkul satılmış, 4 milyon 300 bin TL'ye, 3 milyon 100 bin TL'ye alınmış. Kazancın %75'lik kısmı tabii ertesi yıl fona alınmış olması gerekiyor. Uygulamanın detay anlamına baktığımızda bilançoda görmek istiyor bakanlık karın içinde. Fona alınışını ertesi yıl yapılsın işte kurumlar vergisi beyannamesi verilinceye kadar. Bu anlamda fona henüz alınmamış tabii ertesi yıl olduğu için. Şimdi kısaca hesaplama yaptığımızda biz neyi ekliyoruz? Ceza ve gecikme faizlerini ekledik. Kıdem tazminatı karşılığını ayırdık. Çünkü bizim karşılıklarla ilgili hükümlerimiz vergi kanunlarında biraz sınırlı. Ancak belli koşullarda karşılıklar gider yazılabilir. Binek otoyla ilgili motor taşıtlar vergisini ekledik. Kanun kabul edilme göre olarak. Dava gider karşılığı ancak ödersek gider yazabiliyoruz bunu. Özel iletişim vergisi, bağış ve yardımları ekledik. Toplamda bulduğumuz rakam kar ve ilaveleri toplam olarak 1.413. Gayrimenkul satış kazancıyla ilgili istisnayı indirdik. 900. Kalan kar 513 bin oldu. Bunun üzerinden de %20 kurumlar vergisi hesaplıyoruz. Hayırlı olsun diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Birçok konuda kısa geçmek zorunda kaldık ama sorulara daha çok yer vermek amacıyla olduğu içindi bu düşüncemiz. Şimdi Sayın Kadir Önder bize karşılaşılan sorunlar hakkında bilgiler verecekler. Yine 20 dakika Sayın Önder.
Sayın Grup Müdürüm, Sayın İstanbul Mali Müşavirler Odası yetkilileri, sayın katılımcılar, siz değerli meslek mensubu arkadaşlarım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Yoğun geçen bir Mart ayından sonra aynı yoğunlukta devam edecek olan kurumlar vergisi beyan dönemine girmiş bulunuyoruz. Bu beyan dönemin hepimiz için hayırlı, uğurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum. Yine böyle güzel bir ortamı hazırlayan oda mensuplarına, emeği geçenlere teşekkürü bir borç bilerek sunuma başlamak istiyorum. Erdal Çalıkoğlu Beyefendi'yi ilgiyle dinledik. Kurumlar vergisinin matrahı, kanunen kabul edilmeyen giderler, istisnalar ve diğer hususları ilgiyle dinledik. Ben de 2015 yılı kurumlar vergisi beyanında önem arz eden hususları size aktarmaya çalışacağım. Malumunuz kurumlar vergisi kanunun ikinci maddesinde sayılan mükellefler tarafından bir yıl içinde elde edilmiş olan kurum kazançlarının beyanından ibaret. Ve bu kurumlar vergisi mükellefleriyle ilgili en çok bize iş ortaklıklarıyla ilgili sorular gelmekte. Bu tabii ki iktisadi işletmelerle ilgili de sorular gelmekte ama sizin ilgilendiren boyut iş ortaklıklarıyla ilgili. Malumunuz iş ortaklıkları belli bir işin belli bir sürede tamamlanmasıyla bitmekte, sona ermekte iş ortaklıkları. Ve bu iş ortaklığında elde edilmiş olan kurum kazançlarının ne zaman beyan edilmesi gerektiğiyle ilgili bir takım tereddütler yaşanabilmektedir. Örnekte de görüldüğü üzere somut bir örnekle gidecek olursak, iş ortaklığı fiili faaliyetine 12.04.2015 tarihinde sona erdirmesi durumunda bu döneme ilişkin olan kurum kazancını nasıl beyan edecek? Hangi dönemde nasıl beyan etmesi gerekiyor? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus, kurumlar vergisi beyanında hepimizin de malumu hesap döneminin kapandığı takip eden 4. ayın 1 ile 25 arasında verilmektedir. Burada 12.04.2015 tarihinden itibaren mi 4 aya bakmamız gerekiyor? Yoksa hesap döneminin kapanmış olduğu 31.12.2015 yılını takip eden 4. ayı takip eden Nisan ayı olan 1 ile 25 arasında mı verilmesi gerekiyor? Burada iş ortaklığımızın fiili faaliyeti her ne kadar 12.04.2015 tarihinde bitse de bu 2015 yılı kurum kazancı olarak 1 Nisan, 25 Nisan 2016 tarihleri arasında kurumlar vergisi beyannamesiyle beraber beyan edilmesi gerekmekte. Şimdi iş ortaklıkları sona ermesi sona erdikten sonra da bazen gelir elde edilebilmekte. Bu gelir nasıl beyan edilecek? Bu da en fazla tereddüt edilen hususlardan birisi. Örnekte de görüldüğü gibi somut bir olayla gidecek olursak eğer, bir kamu kurumu bir bina inşaatıyla ilgili olarak bir iş ortaklığına iş vermiş ve iş ortaklığı bu bina işini, inşa işini tamamlamış ve daha sonra kamu kurumu bu iş ortaklığına yapılan ödemeleri hesapladığında eksik ödeme yaptığını anlamış ve bu eksik ödeme tutarının da İş ortaklığına verilmesi kararlaştırılmış. Bu hasılat farkı nasıl beyan edilmesi gerekiyor? Burada dikkat etmemiz gereken husus, bu iş ortaklığını oluşturan şirketlerin hisseleri oranında kurum kazancına ilave edilerek vergilendirilmesi gerekmekte. Şimdi iş ortaklıkları her zaman kâr etmeyebilir, zarar da elde etmiş, zarar da oluşmuş olabilir bu faaliyetin sonucunda. Bu zararlar İş ortaklığını oluşturan kurumlar vergisi mükellefleri tarafından kurum kazancından indirim yapması mümkün mü? Şimdi kurumlar vergisi mükelleflerine baktığımız zaman bu kurumlar vergisi mükelleflerinin zararlarını bu mükelleflerin ortaklarınca indirmesi mümkün olmadığından aynı durumda iş ortaklığı yani kurumlar vergisi mükellefi olan iş ortaklığı açısından da geçerli olacağından iş ortaklığının zararlarının iş ortaklığını oluşturan ortakların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapması da mümkün olmayacaktır. Muafiyetlerle kurumlar vergisi kanunu 4. maddesinde düzenlenmiş ve bu muafiyetler içerisinde yapı kooperatifleriyle ilgili bir takım tereddütler de yaşanabilmekte. Kooperatifler
normalde belli bir amacın gerçekleşmesi amacıyla kurulan bir kurumlar vergisi mükellefi olabilir aynı zamanda. Ama kurumlar vergisi kanunda yer alan şartları taşıması durumunda bu kooperatifler muafiyet şartlarını taşıması şartıyla tabii ki kurumlar vergisinden muaf olabilmektedirler. Burada muafiyet şartlarında ortak dışı işlemle ilgili tereddütler yaşanabilmektedir. Burada örneğimizde kooperatife ait olan bir arsa kat karşılığı verilmesi durumunda muafiyet durumu nasıl değerlendirilecek? Tebliğde de açık bir örnek de var bununla ilgili, açık bir hüküm de var, ifade de var. Eğer diyor kurumlar vergisi, pardon, kooperatif arsasını kat karşılığı verdiğinde her bir hisse için bir iş yeri veyahut da konut elde etmesi durumunda muafiyet şartlarının diğer hani belirtilmiş olan diğer şartları da taşınması halinde kurumlar vergisinden muaf olacağı yazılmakta. Ancak kooperatif üyelerinin bir hissesi için birden fazla iş yeri veyahut da konut elde etmesi durumunda ne olacak? Burada artık ortak dışı işlem ortaya çıkmış olacağını söylüyoruz ve ortak dışı karşılığında da bu kurumlar, kooperatifin kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmekte. Hangi tarihten itibaren tesis edilmesi gerekiyor? Burada kat karşılığı inşaat sözleşmesinin yapıldığı tarihten itibaren bu kooperatifin mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekmekte. Şimdi kooperatif kendi arsasını bir müteahhite vermesinin yanı sıra buradaki örneğimizde de başka birisine ait olan bir arsayı kat karşılığı alıyor ve üzerinde bina inşa etmesi söz konusu bu örneğimizde. Burada arsanın yapı ruhsatının kendi üzerinde olmamasından dolayı, tapunun kendi üzerinden olmamasından dolayı zaten muafiyet şartlarını ihlal etmekte. Aynı zamanda ortak dışı da bir işlem de söz konusu olacağından 4. maddesinin, Kurumlar Vergisi Kanunu 4. maddesinin K bendindeki muafiyet hükümlerinden yararlanması da söz konusu olamayacaktır. Şimdi kooperatifler her zaman sonuçta ortaklar arasında iyi ilişkiler olmayabiliyor. Bazen ortaklar arasında itiraflar yaşanabiliyor. Bu durumda bu kooperatifçe yapılmış olan gayrimenkuller paylaşma davası sonucunda mahkeme kararına göre veyahut da icra yoluyla üçüncü kişilere satılması söz konusu olabiliyor. Bu satış işleminde durum ne olacak? Burada da satış işleminde ortak dışı işlem söz konusu olduğundan dolayı kooperatif adına kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir. Şimdi kooperatifler faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla, amaçlarını doğrultusunda faaliyetlerini yerine getirebilmek amacıyla alet, edevat, araç alabilmektedir. Bu alet, edevat veyahut da araçlarını faaliyeti devam ederken satması durumunda muafiyet şartları ne olacaktır? Muafiyet hususuna baktığımız zaman burada dikkat etmemiz gereken husus faaliyeti devam ederken satıyor burada. Burada ortak dışı bir işlemden bahsedileceğinden dolayı kooperatif hakkında kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekmekte. Diğer kooperatiflerle ilgili bir husus da bu kooperatifler boş üyelikler için üye kabul edebilmektedirler. 1163 sayılı kanunda da yer alan bu boş üyelikler için yeni ortak kaydı yapılması halinde önceki ortakların ödedikleri katılım paylarına eşitliği sağlamak amacıyla genel kurul kararı ile yeni ortaklardan eşitleme farkı alabilmekte. Bu fark bedellerin durumu ne olacak bu muafiyet açısından? Ona baktığımız zaman eğer bu fark bedeller yani eşitleme farkı bu kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmesi için kullanılması halinde ortak dışı işlem olarak kabul edilmesi mümkün olmadığından kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanmasına devam edilecektir. Kurumlar vergisi istisna hükümlerini yine Erdal Bey açıklamıştı. Biz de örneklerle bunu devam ettirelim. Burada 5.1e maddesi bize en fazla soru olarak gelen istisna hükümlerinden birisi. Burada taşınmaz ve iştirak hissesi kazancı satış istisnasından yararlanabilmesi için şartları Erdal Bey bahsetmişti. Burada biz taşınmaz ve iştirak hissesi satış kazancı istisnasından yararlanabilmesi için öncelikle mükellefin faaliyetine ve Ticaret Sicil Gazetesi'ne bakıyoruz. Burada eğer mükellefimiz
fiili olarak veyahut da fiili olarak yapmasa dahi Ticaret Sicil Gazetesi'nde şirketin amaç ve faaliyetleri konusu arasında taşınmaz ticaretiyle uğraşıldığına dair bir ibare varsa o takdirde gayrimenkul satışlarıyla ilgili kazanç istisnasından yararlanamayacağını söylüyoruz. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus bir de şu, burada eğer mükellef taşınmaz ticaret faaliyetiyle uğraşıyorsa bilene faaliyetinde kullanmış olduğu taşınmazları satması durumunda bu kazanç istisnasından yararlanmaya devam edecektir. Buradaki örneğimizde şirketin ana sözleşmesinde taşınmaz ticaretiyle iştigal ettiğini görüyoruz. Ve bu şirketimiz bir fabrika beraberinde deposu ve arazisiyle beraber bir fabrika satın alıyor. Ama faaliyetinde herhangi bir şekilde kullanmıyor. Bu durumda bu kazanç istisnasından yararlanması mümkün mü diye sorulduğunda burada faaliyetinde kullanmış olsaydı kazanç istisnasından yararlanabilecekti. Ancak faaliyetinde hiç kullanmadığı fabrika arazisi, depo ve fabrikanın kendisini satması durumunda kazanç istisnasından yararlanması mümkün değildir. Şirketin kendisine ait taşınmazı başka bir şirkete aynı sermaye olarak konulması işleminde bu kazanç istisnası nasıl olacaktır? Burada kurumun mali yapısını iyileştirmeye yönelik bir işlem olmadığından elde edilen kazancın taşınmaz satış kazancı istisnası kapsamında değerlendirmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla da taşınmazın raiş değeri ile maliyet bedeli arasındaki olumlu farkın kurum kazancının tespitinde dikkate alınması gerekmektedir. Bazen şirketler bir inşaata başladıklarında kaba inşaatı bitmiş ve henüz kullanmaya hazır olmadığı bir durumda da satması mümkün olabilmekte. Bu durumda bu binanın satışından elde edilen kazanç dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesinde belirtilen şartların da yerine getirilmesi şartıyla sadece bina arsasının satış kazancına tekabül eden kısmı için istisna hükmünden yararlanması mümkün olacaktır. Burada Erdal Bey'in de bahsetmiş olduğu bir husustu bu. Kurumlar Vergisi Kanunu 5.1e maddesi kapsamında bulunan taşınmazın satışı durumunda taşınmaz satışından kazanç doğmaması halinde yani bir zarar doğduysa eğer bu zararın %75'inin kanunen kabul edilmeyen gider sayılarak şirketin diğer faaliyetlerinden doğan kazançlarından indirmesi mümkün olamayacaktır. Ancak kalan %25'inin ise Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması mümkün olacaktır. Yine taşınmaz ve iştirak işlisesi kazancı istisnasında yararlanabilmek için mükelleflerimizin burada YMM raporuna dayandırılması gerekiyor. Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında kurum kazancından indirilen kazanç viratları toplamının 2015 yılı için 233 bin lirayı aşması halinde taşınmaz satışından doğan kazançlara ilişkin istisnadan yararlanabilmesi için yemini mali müşavir raporu düzenlenmesi gerekmektedir. 5.1H maddesinde de yurt dışı inşaat onarım montaj ve teknik hizmetlerden sağlanan ve Türkiye'de genel sonuç hesaplarına intikal ettirilen kazançlara ilişkin hükümler yer almaktadır, düzenlemeler yer almaktadır. Burada tam mükellef bir tüzel kişi ile iş ortaklığı kuran şirketin yurt dışında yapacağı inşaat işi dolayısıyla elde ettiği kazanç, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5. maddesinin 1. fıkrasının H bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Burada eğer bir iş ortaklığı kurmaksızın bir adi ortaklık kurulmuş olsaydı ne olacaktı? O durumda da adi ortaklığın kurumlar vergisi mükellefi ortakları ortaklık faaliyetinden kendi paylarına düşen karlarını geçici ve yıllık kurumlar vergisi beyannamesine dahil ederek kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceklerdir. Eğitim kazanç istisnası da 5.1I maddesinde düzenlenmişti. Burada örneğimizde mevcut bir okul binasında faaliyet gösteren bir ilköğretim okulu bulunan bir mükellefimiz, özel okul işletmeciliği var. Bir binasında ilköğretim okulu faaliyetiyle devam etmekteyken o binasını boşaltıyor, ilköğretim okulunu başka bir binaya taşıyor. Yani yeni bir binaya taşıyor. O mevcut olan binada da yeni bir faaliyet olarak lise öğretimine, lise okuluna faaliyetine başlıyor. Burada ilköğretim okulu açısından ve lise açısından durumu değerlendirecek olursak eğer, bu ilköğretim okulunun
yeni binaya taşınan ilk öğretim okulunun eğer bu 5 yıllık kazanç istisnasından yararlanma hakkı varsa kalan süre için o yeni binada yararlanmaya devam edecek. Eğer bu 5 yıllık süre bitmişse artık ilköğretim okulunun eğitim kazanç istisnasından yararlanması mümkün değil. Yeni binaya taşınmış olsa dahi. Liseye bakalım. Lise yeni bir faaliyet olarak başlanmış ve mevcut olan binada faaliyetini sürdürecek. Bu eğitim kazanç istisnasından yararlanabilir mi? Evet, yararlanabilir. Bu mükellefimiz Maliye Bakanlığı'na başvurduğunda Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlemiş olduğu okullar arasında yer alması durumunda yani onun da görüşü alınarak bu eğitim kazanç istisnasından yararlanılması mümkün. Yani burada binanın değişmiş olması, yeni bir binada eğitime başlanmış olması, adres değişikliği bu kazanç istisnası açısından önemli değil. Faaliyete yeni bir okul olarak başlanılması önemli. Kurum kazancında dikkat edilecek bir husus vardı, bir görüş vardı. Burada mükelleflerin kendi binaları deprem hasarlı olabiliyor. Bu durumda 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürmesi hakkının kanun kapsamında müteahhitlere verebiliyorlar. Bu müteahhitler de bu almış oldukları bina karşılığında kurumlara kira yardımı ödemelerinde bulunabiliyorlar. Bu kira yardımı ödemeleri ne olacak? Bu kira yardımı ödemeleri ticari kazancın bir unsuru olarak kurum kazancına dahil edilerek vergilendirilmesi gerekmektedir. Şimdi indirilecek giderler de yine kurumlar vergisinde yer alan hükümler bulunmaktadır. Burada yine örneklerle devam edecek olursak, örtülü sermaye ile ilişkin olan hususları Bumin hocamız anlatacağından dolayı bu örneği ona bırakıyor. Diğer örnekle devam etmek istiyorum. Kiralama dönemi Aralık ayı içerisinde başlayan ve bir sonraki hesap dönemine sarkan iktisadi kıymetlere ilişkin kiralamalarda giderin dönem sonu itibarıyla miktar veya mahiyet olarak kesinleşmiş olması ve dönemsellik ilkesi gereğince faturası Ocak ayında düzenlenmiş olsa dahi kira tutarının Aralık ayına isabet eden kısmının ilgili olduğu hesap dönemine ait kurum kazancının tespitinde dikkat alınması gerekmektedir. Şirketler kamu kurumlarına ecrimisil ödemelerinde bulunabilmekte. Bu ecrimisil ödemeleri kira mahiyetinde olduğundan kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilir. Ancak burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Ecrimisil ödemelerinde bu ödemeyle beraber gecikme faizi altında veyahut da 6183 sayılı kanun hükmü gereği gecikme zammı adı altında bir ödeme de yapılıyorsa eğer bu gecikme faizi ve gecikme zammı ödemelerinin kurum kazancından indirim konusu yapılması mümkün değildir. Kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan araçlar için yapılan masrafların safi kurum kazancının tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilmesi mümkündür. Ancak kiralama yoluyla edinilen ve işte kullanılan araçlara ilişkin olarak yapılacak normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında harcamaların iktisadi kıymet için yapılan değer artırıcı nitelikte giderler olması durumunda bu giderler özel maliyet bedeli olarak aktifleştirilmesi ve vergi usul kanunu 327. maddesi hükümleri çerçevesinde de itfa edilmesi gerekmektedir. İndirimlerin yanı sıra kurumlar vergisi kanunu 13. maddesinde diğer indirimlere ilişkin hükümler yer almaktadır. Burada bağışlar diğer indirimlerin arasında yer almaktadır. Eğer bir kamu kurumuna, hastane, okul inşaatına ilişkin bir harcama yapıldıysa bunlar bağış olarak indirim konusu yapılabilir mi? Veyahut da bu yapılan bağışların hangi dönemde indirim konusu yapılması gerekiyor? Burada eğer hastane, okul ve bu gibi inşaata ilişkin yapılan harcamalar kamu kurumu tarafından bir arsa üzerine yapılan bir hastane okulsa eğer o takdirde harcamanın yapıldığı dönemde indirim konusu yapılması mümkün. Ancak arsa bağışı yapan kişiye aitse veyahut da kuruma aitse bu takdirde söz konusu binanın inşasına ilişkin harcamalar inşaatın tamamlanıp ilgili kamu kurumuna teslim edildiği dönemde indirim konusu yapılması gerekmekte. Yurt dışında bir cami inşaatına bir bağış yapıldıysa bu indirim konusu yapılabilir mi kurum kazancında? Orada şuna bakmamız gerekmekte. Bu cami inşaatlarının mülki idare amirlerinin izin ve denetimine tabi olması gerekiyor. Yurt dışında yapılan
yurt dışında yapılmış olan cami inşaatı eğer mülki idare amir ve izinlerin denetimi altında değilse, o takdirde kurum kazancından yapılan bağış ve yardımlar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacaktır. Belediyelerimiz bazen sosyal amaçlı olarak faaliyetlerde de bulunabilmektedir. Burada belediye bir hasta nakil aracı almak istiyor ve bir kurumdan bağış talep ediyor. Bu durumda bu kurum eğer hastane nakil aracı için ve bu aracın içerisindeki tıbbi cihaz, araç, gereç malzemelerinin temini, tefrişi için bir bağışta bulunduysa eğer, burada Kurumlar Vergisi Kanunu 11C maddesi gereği %5'lik, yani kurum kazancının %5'lik kadarlık kısmına indirim konusu yapabilecektir. Bir derneğin uhdesinde bulunan cami ve Kur'an kursunun Diyanet İşleri Başkanlığı'nın denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler kapsamında değerlendirilmesi şartıyla bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için mükelleflerce makbuz mukabili yapılan ya da açtırılan banka hesabına yatırılan bağış ve yardımların Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 11C maddesi gereğince gelir veyahut da kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde ayrıca gösterilmek üzere beyan edilen gelir ve kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir. Buradaki örneğimizde kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan ancak Türkiye'de irtibat bürosu bulunan kurumlara verilen teknik servis, yazılım, tasarım, veri girişi, veri saklama ve güncelleme hizmetlerinden yurt dışında yararlanılması, burada altını çiziyoruz, yurt dışında yararlanılması ve diğer şartların da sağlanması durumunda bu hizmetlerden elde edilen kazançların %50'sinin Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrasının yumuşak G bendine göre kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak söz konusu hizmetlerden Türkiye'de yararlanılması veyahut da Türkiye'deki irtibat bürosunun bu hizmetlerden, yani söz konusu hizmetlerden faydalanması durumunda bu kazançlar için indirim konusu yapılması mümkün olamayacaktır. Sağlık Bakanlığı'nca ruhsatlandırılmış olmak ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrasının yumuşak G bendi ile bir seri nolu kurumlar vergisi genel tebliğinin ilgili bölümlerinde açıklanan diğer şartları da sağlamak kaydıyla yurt dışında mukim kişilerin Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde tedavi ve ameliyatlarının yapılması için konaklama ve ulaşım gibi konularda verilen rehberlik, danışmanlık ve organizasyon hizmetleri karşılığında elde edilen kazançların %50'si kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. Ancak burada dikkat etmemiz gereken husus, Sağlık Bakanlığı'nın izin ve denetimine tabi olarak sağlık hizmeti sunmak üzere faaliyet göstermeyen veya anılan bakanlık tarafından ruhsatlandırılmayan şirketlerin bu faaliyetlerinden elde ettiği söz konusu kazançların Kurumlar Vergisi Kanunu 10. maddesinin 1. fıkrasının yumuşak G bendi kapsamında değerlendirmesi mümkün olamayacaktır. Sunumu son bir hususla bitirmek istiyorum. Bizim başkanlığımızın özellikle mükelleflerimizin de dikkat etmesi gerektiğini düşündüğü bir husus. Çünkü mükelleflerimiz özellikle iadelerini alırken bir takım sıkıntılar yaşamaması açısından, daha seri, daha işlemlerin yürüyebilmesi açısından yıllara sari inşaat noktasında gelir vergisinde de anlatmıştım. Burada tekrar etmek istiyorum. Katılmayan arkadaşlarımız da olmuş olabilir. Burada yıllara sari inşaat olabilmesi için bir işin öncelikle inşaat tanımına bakmamız gerekiyor. Kamu İhale Kanunu'nda tanımlanmış olan inşaat faaliyetinde bulunan mükelleflerimiz bu faaliyetlerini yıllara sari olarak yapıyorsa yıllara sari inşaattan bahsedilmesi mümkün. Burada yıllara sariden öncelikle işin başlama tarihi önemli. Orada eğer sözleşmede iş yeri teslimi söz konusuysa, yani daha doğrusu işin başlama tarihi söz konusuysa o tarihe, eğer işin başlama tarihi yoksa işin devir, yani iş yerinin teslim tarihine bakılmakta. O da yoksa eğer, ikisi de yoksa eğer, o takdirde sözleşmenin imzalandığı tarih bizim için önemli. Diğer önemli nokta ve asıl önemli nokta işin bitim tarihiyle ilgili. Şimdi kanunumuzda yıllara sari inşaatlarda işin bitim tarihi olarak geçici kabule tabi olan işlerde geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarih denilmekte. Diğer işlemlerde ise diyor, işin fiilen bitirildiği veyahut da bırakıldığı tarih olarak hüküm altına alınmış. Düzenlemesi bu şekilde yapılmış. Burada geçici kabule tabi olan işlemler hangileri? Burada taraflardan birisinin
kamu kurumu olması gerekiyor. Yani kamu ihale kanuna tabi kurum ve kuruluşlardan olması gerekiyor. Eğer her iki taraf da özelse, yani özel sektör olarak tabir ettiğimiz özel mükelleflerden oluşuyorsa eğer, o takdirde yıllara sari inşaatta işin bitim tarihi olarak işin fiilen bittiği tarih veyahut da bırakıldığı tarihin dikkate alınması gerekiyor. Bu hususa dikkat edersek mükelleflerimiz de mağdur olmayacaktır. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok fazla değişen bir şey yok. Kanunların değil, tebliğlerin gücü esas galiba, değil mi? Yani kanuna göre değil de tebliğlere göre müşavirlik yapmamız gerekiyor. Bir daha hatırlattınız, teşekkür ederim. Sayın Hocam, buyurunuz efendim. Peki, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burayı ben nasıl halledeceğim? Escape. Tabii F7 miydi? Tamam. Evet, ben herkesi saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. İki konu var benim aktarmak istediğim. Örtülü sermaye faizi ve diğeri de örtülü kazanç dağıtımı veya yeni adıyla transfer fiyatlandırması müesseseleri. Şimdi bu iki madde bir anlamda her kurumlar vergisi kanunu açısından birer otokontrol müessesesini oluşturuyor. Dolayısıyla otokontrol müessesesi olduğu için de farazi gelir veya gideri yok etmeyi amaçlıyor. Şimdi örtülü sermaye faiziyle başlamak istiyorum. Örtülü sermaye faizi aslında sermaye faiz yürütülmesi yasağının dolanılmasını önlemek için getirilmiş. Ama çok fazla da ticaret hukukuyla uyumlu mu tartışılabilir. Çünkü ticaret kanunu sermaye şirketlerinde bazen sermaye üzerinden sermaye koyanlara faiz verilmesine cevaz verdiği haller de var. Ama kurumlar vergisi kanunu açısından bakarsanız kurumlar vergisi kanunu diyor ki ben belli ölçüde borçlanmayı sermaye kabul ediyorum. Ona yürüttüğünüz faizi de kabul etmiyorum diyor. Böyle bir mantığa dayanıyor. Kurumların ortak veya ilişkili kişilerden temin ederek işletmede kullandığı borçların hesap dönemi içerisinde öz sermayenin 3 katını aşması halinde aşan kısım veya aşması halinde aşan kısım örtülü sermaye olarak kabul ediliyor ve buna ilişkin gider veya maliyet unsurlarının giderleştirilmesi kabul edilmiyor. Şimdi kimlerden alınan borçlar için örtülü sermaye faizi kabul edebiliriz? Örtülü sermaye faizine ilişkin kanun düzenlemesi biraz daha transfer fiyatlandırmasına nazaran bu konuda birazcık daha toleranslı, tahdidi olarak saymış. Saymak yoluyla da, çünkü transfer fiyatlandırmasında daha acımasız bir ilişkili kişi kavramı var. Dolayısıyla transfer fiyatlandırmasına nazaran daha sınırlı. Transfer fiyatlandırması da biliyorsunuz aslında ilişkisiz kişileri say deseniz daha kısa veya özet olabilecek. Transfer fiyatlandırması açısından ilişkili kişileri pek fazla saymaya gerek yok. Çünkü hepimiz kardeşiz mantığıyla düzenlenmiş vaziyette. Şimdi ortaklardan alınan borçlar, tabii 3 katı aşma meselesi var. Aşıyorsa örtülü sermaye olarak kabul ediliyor. Ortakla ilişkili kurumdan alınan borçlar, burada da %10'luk bir skala var. Ve ortak veya ortakla ilişkili kurumun %10 oranında hissedar olduğu kurumlardan alınan borçlarda burada örtülü sermaye kabul ediliyor. Ancak kanun yazılırken unutulan bir şey var. İştiraklerden alınan borçlar burada sayılmamış. Dolayısıyla benim kişisel kanaatime göre iştiraklerden alınan borçların maddeye girme olanağı yok. Çünkü kanun bunu tahdidi olarak saymış. Ama bu boşluğu genel tebliğle doldurmuşuz. Dolayısıyla kanuna göre değil, genel tebliğe göre iştirakten alınan borç da örtülü sermaye sayılıyor. Ama böyle bir şey yargıya giderse yargı ne diyecektir bilmiyorum. Şimdi
Öz sermaye kavramından ne anlıyoruz? Tamamen vergi usul kanunu 192. maddesine atıf yapılmış vaziyette. 192. maddeye göre öz sermayeyi belirliyoruz. Dolayısıyla yeni bir tanım getirmeye gerek yok. Bu da bildiğimiz mevcutlar, işte artı alacaklar. Bundan da borçların düşülmesi suretiyle öz sermayeye ulaşıyoruz. Kurum öz sermayesi sıfır veya negatifse aldığımız borçların tamamı örtülü sermaye kabul ediliyor. Hangi tarihteki öz sermaye derseniz dönem başındaki öz sermaye hesaplamaya esas alınıyor. Şimdi borçların toplanması meselesine geldiğimizde önce bir iki noktaya değinip ondan sonra bu slayta geçmek istiyorum. Tabii yaşantı, ekonomik yaşantı içerisinde çok çeşitli borçlanma tipleri karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi vade farkı meselesi karşımıza çıkıyor. Vade farkında da genel tebliğ bir düzenleme getirmiş. Diyor ki eğer diyor sizdeki vade farkı uygulaması, vadenin miktarı, süresi vesairesi ticari teamüllere uygun ise bu takdirde ben bunu örtülü sermaye saymam diyor. Ama eğer ticari teamüllere aykırı bir vadelendirme ve vade farkı ödemesi varsa bu takdirde bunu da ben örtülü sermaye kabul ederim. Tabii ki vade farkının ilişkili kişiye ödeniyor olması kaydıyla. Avanslara geldiğimiz zaman diyor ki avansların tamamı nedir? Bir finansman hizmetidir. Dolayısıyla bu finansman hizmeti olduğuna göre ilişkili kişiden alınan avansların tamamını eğer öz sermayenin 3 katını aşıyorsa veya başka diğer borçlarla da doldurduysanız ben diyor örtülü sermaye olarak kabul ederim. Ama bu bence yanlış. Neden derseniz, çünkü hukuk bir bütündür. Hukuk bir bütün olduğu için bir yanda da bunun özel hukuk nitelemesi vardır. Hiçbir zaman avans vermek, finansman hizmeti vermek demek değildir. Çünkü avansın ne olduğu borçlar hukukunda ileride doğacak borca mahsuben yapılan erken ifa olarak düzenlenmiştir. Yani birisine avans vermek aslında bir borcu erken ifa etmektir. Ama borcu erken ifa etmeyi bizim Maliye Bakanlığımız bir nevi finansman hizmeti olarak kabul ediyor ki bence de bu yanlıştır. Ama şu andaki mevcut uygulamaya genel tebliğe göre bu da örtülü sermaye hesabına nazara alınması gerekiyor. İşte ortakla veya ortakla ilişkili sayılan bankalardan veya kredi kuruluşlarından alınan borçlar 3 katın hesabında %50 olarak nazara alınacaktır. Ortak veya ortakla ilişkili kişinin sağladığı gayri nakdi teminatlar karşılığı temin edilen borçlar, bunlar da dikkate alınmayacaktır. Eğer ortağınız gayri nakdi bir teminat vererek siz bir borç sağlıyorsanız bu örtülü sermayede dikkate alınmayacaktır. Ama uygulamada çeşitli şeyler tabii karşımıza çıkıyor. Mesela ortak yabancı ortaklıklarda bunu görüyoruz. Örneğin yurt dışında gayri nakdi teminat vermek suretiyle kredi alıyorsunuz. Ha, bu takdirde de Maliye Bakanlığı diyor ki o zaman diyor size gayri nakdi hizmet, gayri nakdi teminat verilmesi de tamam örtülü sermaye ile ilgili değildir. Ama o teminat verme hizmeti karşılığında yurt dışına bir bedel ödüyorsanız bu da finansman hizmetinin bedelidir. Kurumlar Vergisi Kanunu 30. maddesine göre stopaja tabi tutulması gerekir diyor. Dikkate alınmayacak borçlar var. Bunlar zaten kanunda çok açık. Saymıyorum onların hepsini. Örtülü sermaye sayılan borçlanmalar için katlanılan gider veya maliyetlerin tamamı kanunen kabul edilmeyen gider olarak nazara alınacaktır ve temettü şeklinde nitelendirilecektir. Temettü şeklinde nitelendirdiğimiz zaman da eğer koşulları var ise bu takdirde kar dağıtımı stopajına tabi tutulacaktır. Ama bizim bu kar dağıtımına stopajına tabi tutulacak dediğim bu temettü eğer bir tam mükellef kuruma yapılıyorsa bu takdirde tabii stopaj yapılmayacak. Ama tam mükellef kurumda almış olduğu bu kar payını iştirak kazançları istisnasından yararlandıracaktır. Şimdi burada tabii çeşitli varyasyonlar içerisinde baktığımız zaman örneğin bir şirketin bana vermiş olduğu diyelim ki ben bir şirket olarak borç verdim orada da örtülü sermaye oluşturuyor. Ben de bir şirket olarak bu borcu verdim. Şimdi benim vermiş olduğum borç öbür tarafta örtülü sermayeyi oluşturuyorsa benim oradan almış olduğum örtülü sermayeye tekabül eden faiz kısmı bende
kar payı kabul ediliyor. İştirak kazançları istisnasından yararlanıyorum. Ancak bu durumda kanun diyor ki eğer bunu yapmadığınız takdirde ben bunu resmen veya ikmalen öbür tarafa giderim. Faizi gider yazdırttırmam ama sizde de düzeltirim. İyi güzel düzeltirim de ne yapacaksınız düzelttiğiniz zaman? Benim kazancımdan bu faizi çıkaracaksınız. İştirak kazançları istisnasını alacaksınız. Dolayısıyla benim ödediğim fazla vergi var. İşte bu noktada kanun diyor ki borç veren kuruma iadenin vergi iadesinin yapılabilmesi için aleyhine tahakkuk yapılan borç alan kurumun vergiyi ödemiş olması gerekir diyor. Yani hazineye giren ve çıkanın kanun eşit olmasını arıyor. Ancak burada tabii çeşitli varyasyonlar tekrar karşımıza çıkıyor. Örneğin biz acaba aynı dönemde bunu yapabilir miyiz? Aynı dönemde bunu yapabilmemiz için faizi ödeyen borç alan kurumun zararının olmaması koşulunu arıyor Maliye Bakanlığı. Ben katılmıyorum bu görüşe ama şu anda uygulamada Maliye Bakanlığı diyor ki eğer faizi ödeyen kurumun mali zararı varsa siz oradan almış olduğunuz kar payını iştirak kazançları istisnasından yararlandıramazsınız. Gelir yazmanız gerekir diyor. Ama ve en son okuduğum Danıştay kararları da bu görüş doğrultusunda. Dolayısıyla mali zararı yani örtülü sermaye kullanan kurumun mali zararı öbür tarafta düzeltme yapılmasına engel oluşturuyor. Şimdi bu noktada transfer fiyatlandırmasına da biraz değinmek istiyorum. Ana hatları itibariyle geçiyorum ki sorulara hem zaman bırakayım hem de fazla sıkıcı olmayayım diye. Çünkü son konuşmacı olmanın da bir dezavantajı var. Şimdi eski düzenleme örtülü kazanç dağıtımı biçimindeyken biz bunu transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı diye değiştirdik. Ve yeni bir düzenleme getirildi Kurumlar Vergisi Kanunu 13. maddesinde. Transfer fiyatı nedir? Transfer fiyatı kısaca ve kabaca taraflar arasındaki ilişkide oluşan bedelin taraflar arasındaki ilişkiden etkilenmiş olması demektir. Yani ilişki eğer taraflar arası bedeli etkiliyorsa bir transfer fiyatı söz konusudur. Hatta daha bizim Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ne eklenen transfer fiyatlandırması formunda böyle bir soru yok ama gümrük giriş beyannamesinde bir soru var. İşte ilişkili kişiden mi ithalatı yapıyorsunuz diye. Evet diyorsanız bir soru daha çıkıyor karşınıza. Bu ilişki fiyatı etkiledi mi? Dolayısıyla bizim beyannamelerde böyle bir şey daha henüz yok. Olmaması daha doğru bence. Evet. Şimdi ilişkili kişi kimdir? Demin söylediğim gibi kurumun kendi ortakları, ilgili bulunduğu gerçek kişiler, idare ve denetim ve sermaye bakımından bağlı olduğu kişiler sayılmış. Sonra da zararlı vergi rekabeti bulunan ülkeler denilmiş ama bu ülkeler henüz Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmedi. Hangi ilişkilerde transfer fiyatlandırması olabilir? Ben buraya birkaç tane örnek yazdım slide'da ama aklınıza gelebilecek her türlü sözleşme ile transfer fiyatlandırması yapılabilir. Dolayısıyla her türlü sözleşmedeki bedel transfer fiyatlandırması açısından eleştiri konusu yapılabilir. Yani bir alım-satım sözleşmesinde veyahut da bir ödül sözleşmesinde veya bir kiralama sözleşmesinde bu noktada hepsinde fiyat emsal bedelin altında veya üstünde kararlaştırılabilir. Kararlaştırıldığı anda da zaten transfer fiyatlandırması hükümleri devreye girecektir. Özellikle bu konuda yabancı sermayeli şirketlerin royalty ödemelerinde veya Türk yurt içinde factoring veya leasing ödemelerinde transfer fiyatlandırması uygulamalarına rastlıyoruz. Nasıl tespit edeceğiz? Bir kere emsale uygun fiyatın tespitinde kanun bazı yöntemler getirmiş. Özellikle GATT anlaşmasındaki gümrük hukukundaki modellere yakın modeller bunlar. Bir diyor karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, iki maliyet artı yöntemi, üç yeniden satış yöntemi. Bunların birazdan ayrıntılarına gireceğim. Şimdi eğer ama bu saydığımız üç tane yöntem sizin işletmenizin yapısına uymuyorsa diyor ki kar bölüşüm yöntemi veya işleme dayalı net kar marjı yöntemi bunları da seçebilirsiniz. Ama bu ikisini seçebilmeniz için ilk üç yöntemin sizin işletmenize uymadığını ispat yükü de yine sizde. Ha o üç yöntemden birini tercih ederseniz, bu üç yöntemden birini tercih ederseniz niye onu tercih ettiğinizi de siz
göstermek ve kanıtlamakla yükümlüsünüz. Dolayısıyla buradaki yöntemleri seçmekte mükelleflerin çok fazla özgür olduğu söylenemez. En uygun yöntemi seçmek zorundayız ve tercihimizde ağırlıklı olarak genel üçlü yöntem içerisinden olması gerekiyor. Tabii uygun yöntem seçerken nelere bakacağız? Bir, karşılaştırılabilir işlemlerin olmasına bakacağız. İki, karşılaştırılabilir nitelikte birbirinden bağımsız tarafları arayacağız. Ve tabii ki karşılaştırma koşulları da burada önem taşıyacak. Şimdi bu karşılaştırmayı yaparken faaliyeti tanımlamak, işte risk analizini yapmak, ekonomik analizleri yapmak ve bunlara göre uygun yöntemi seçmek gerekiyor. Ve tabii nihayette sonuç dokümantasyona ve belgelendirmeye kadar gidecek. Çünkü transfer fiyatlandırmasında ispat yükü ağırlıklı olarak mükelleftedir. Şimdi BEPS kapsamında yapılan çalışmalar içerisinde de özellikle ülke bazlı raporlama sistemine geçilmesi düşünülüyor. Eğer ülke bazlı raporlama sistemine geçilirse bu takdirde ana merkez ülkenin her bir ülkede oluşturduğu vergi yükünü ve transfer fiyatlandırması yoluyla bu vergi yüklerinin ülkeler arasında nasıl paylaşıldığını da ispat yükü transfer fiyatlandırması raporu yoluyla mükelleflere aktarılıyor. Tabii bir transfer fiyatlandırması var mı yok mu bakarken her şeyden önce İşin tanımına bakmamız lazım, sektörün tanımına bakmamız lazım, ilgili şirketlerle yapılan işlemlere bakmamız lazım. Çünkü örneğin yurt dışından bir baş bayi olarak ithalat da yapıyorsunuz. O kadar çok fiyatı etkileyen şey var ki, örneğin ithal edilen ürünün reklam giderlerinin kime ait olduğu, kur farkı zararlarının kime ait olduğu, pazarlama giderlerinin kime ait olduğu veyahut da garanti giderlerinin kime ait o? O kadar çok fiyatı etkiliyor ki o kadar çok şey. Bütün bunların hepsini nazara almanız gerekiyor. Yani burada üstlenilen risklere, yürütülen fonksiyonlara ve bunların yapılabilmesi için sahip olunan varlıkların hepsini belirlememiz gerekiyor. Tabii burada bütün bunları yaparken aynı zamanda İç ve dış emsale de bakmamız gerekiyor. Eğer biz iç emsali oluşturabiliyorsak transfer fiyatlandırması yönünden çok fazla bize bir eleştiri gelmesi mümkün değil. Onun için örneğin bazen vergi kanunları bizi de hülle yapmaya da itiyor tabii. Mesela bir örnek. Şirketler ne yaparlar? İşte ana faaliyet konusu değilse işte uçak, helikopter veya yat, tekne gibi varlıkların amortismanlarını veya giderlerini gider yazamazlar. E ne yapar bu adam da? Sadece bunları işletmek üzere bir şirket kurar, oraya kaydeder, oradan kiralar. Kirasını gider yazar. Aynı kapıya çıkıyor. Ama şimdi bakın, bu tip bir şirket, tek ortakla çalışan bir şirketi veyahut da tek kişiyle çalışan bir şirket düşünürseniz mesela burada önerilecek şey nedir? İç emsal oluşturması. Aynı fiyattan üçüncü şahıslara da kiralamalar yapması. İlişkisiz kişilere de, yani bizim hep daima kendi içimizde iç emsali oluşturmamız gerekiyor. Şimdi tabii dış emsal, iç emsali bulamazsak nereye gideceğiz? Dış emsale, başka şirketlere gideceğiz. Özellikle lisans ödemeleri, finansman konuları, komisyon ödemeleri, yurt dışı ile olan ilişkilerde, ticari ürünlerde hep karşılaştırılabilir fiyat yöntemine gidiyor. O fiyat yöntemi de bizi dış emsale götürüyor. Şimdi dış emsale gittiğimiz zaman da bir problem karşımıza çıkıyor. Gerçek emsali nasıl belirleyeceğiz? İdare bunun kolayını bulmuş. Bir inceleme yapıyor. Ben emsali buldum diyor. Siz emsal fiyata göre düşük fiyatla almışsınız veya yüksek fiyatla almışsınız, neyse. Ama emsali size söylemiyor. Gizli emsal diyor çünkü. Dolayısıyla transfer fiyatlandırmasına rahatlıkla hemen herkes, her mükellef girebiliyor. Çünkü emsal gizli olduktan sonra her türlü eleştiriyi zaten getirebilirsiniz. Geçen gün öyle bir tane rapor okudum. Diyor ki siz diyor pahalı alım yapmışsınız. Niye? Çünkü adını size söyleyemeyeceğim şirketin, adını size veremeyeceğim ülkeden, miktarını size bildiremeyeceğim şekilde yapmış olduğu alım ve diyor aynı vadeyle yapmış olduğum alım, o da belli değil, size göre daha ucuzdur, siz pahalı almışsınız diyor. He canım, böyle tarihatı dedem de yapar. Dolayısıyla
transfer fiyatlandırması eleştirisiyle karşılaşmak her zaman için mümkün. Ha tabii bu gizli emsal meselesine yargı ne diyor? Bir şeyler diyor işte. Yani bir tane mahkeme kararı var. Mesela 2. Vergi Mahkemesi diyor ki ben diyor idareye gizli emsali kim olduğunu sormak zorunda değilim diyor. Araştırmak zor. İdare diyor tarhiyatı yaparken delilleri önüme koyması gerekir diyor. Koymadıysa ben tarhiyatı iptal ederim diyor. Başka bir tane mahkeme kararı var. Efendim diyor neyse artık tarhiyat yapılmış hiç olmazsa diyor mahkeme diyor getirtsin gizli emsalin kim olduğunu mükellefe söylesin. Mükellef de ona göre savunmasını yapsın dava devam etsin diyor. Ya olur mu öyle şey? Ben halbuki bunu baştan bilseydim belki uzlaşmaya gidecektim. Belki dava açmayacaktım. Belki indirim talep edecektim. Ya o kadar önemli değil Allah aşkına davayı götürün diyor. Böyle bir yargı kararı da var. Bir başka yargı kararı daha şimdi Erdal Bey söyledi. Onu görmedim. Orada da diyormuş ki efendim ya çok pek fahiş fiyat farkı var canım. Burada artık emsale bakmaya da gerek yoktur diyormuş. Dolayısıyla yargı cephesi de işin bayağı tartışmalı. Karşılaştırmalı fiyat yöntemini özellikle lisans ödemelerinde kullanıyoruz. Finansman tespitlerinde veya komisyon ödemelerinde kullanıyoruz. Bunu demin söylemiştim. Ha bu arada tabii dış emsal meselesinde başka bir sorunumuz daha var. Yurt dışında veri havuzları var. O veri havuzlarından elde ettiğiniz bilgilerle karşılaştırma yapabiliyorsunuz. Ama o veri havuzları bizde kullanılabilir mi? Bildiğim kadarıyla pek yargı sıcak bakmıyor buna. Çünkü o veri havuzu bir kere diyor benim Türk hukukunun denetimi dışındadır. O veri havuzuna bilginin nasıl girdiği, nasıl çıktığı belli değildir. O veri havuzundaki bilginin yanlış olup olmadığını hem benim kontrol etme olanağım yoktur. Hem de aynı zamanda eğer oradaki veri havuzundaki bilgi yanlışsa bunun düzeltilebilme olanağının da olması gerekir. Bu olanak da yoktur. Bu nedenle uluslararası veri havuzlarına çok fazla itibar edilemez diyor. Bildiğim kadarıyla da iki tane transfer fiyatlandırması konusunda yazılmış rapor bu yüzden iptal edildi veya rapora dayalı tarhiyat. Sözleşmeye dayalı üretimlerde, fason üretimlerde veya yarı mamul satışlarında, hizmet ifalarında maliyet artı yönteminin daha fazla uygulandığını görüyoruz. Çeşitli yöntemler var. Dolayısıyla çeşitli yöntemler karşımıza çıkıyor. Ben bu netice olarak gelmek istiyorum. Grup içi mal satışlarında en çok kullanılan dünyada yapılan bir istatistiğe göre karşılaştırabilir fiyat yöntemi. Grup içi hizmet satışlarında ise maliyet artı yöntemi kullanılıyor. Lisans ödemelerinde karşılaştırabilir fiyat özellikle iç emsal meselesine gidiyor. Ama bu iç emsalde de başka sıkıntılar ortaya çıkıyor. Şirketler size rakamları vermiyorlar. Vermek istemiyorlar. Örneğin bir şirketin royalty ödemesini bir ülkeye fazla yaptığı gerekçesiyle yapılmış olan bir tarhiyatta biz ana merkeze dedik ki ya kardeşim hangi ülkelerden ne royalty topluyorsan sana ne ödemeler yapılıyorsa bize listesini ver de iç emsal sunalım davayı kazanalım. Hayır dedi vermem dedi. Bu benim sırrımdır dedi. Hangi ülkeden kaç para aldığımı size söyleyemem gidin istiyorsanız davayı kaybedin dedi. Dolayısıyla yani bunları o kadar kolay elde edilebilir bilgiler değil. Masraf paylaşımları konusu önemli. Burada da bir dağılım anahtarına göre maliyet artı yönteminin kullanıldığını görüyoruz. Tabii bu karşılaştırma analizi yaparken henüz Maliye Bakanlığı bir veri ambarı oluşturmadığını unutmamak lazım ama yine de halka açık şirketlerin özellikle KAP'ta yaptıkları açıklamalar veyahut da kamuya açık finansal verilerinden yararlanabiliyoruz. Demin dediğim gibi yurt dışı veri tabanlarından yararlanıp yararlanamayacağımız sorusunun cevabı henüz ortada yok. Şimdi burada tabii emsal araştırması yaparken bizim bağımsız firmalar yani üçüncü şahısları çok iyi seçmemiz gerekiyor. En azından onların benzer büyüklüklere veya benzer fonksiyonlara sahip olması gerekiyor. Ve tabii ürünlerin de benzer olması gerekiyor. Bu arada tabii aktif olmayan firmaların veyahut da gayri faalliğe çok yakın firmaların da seçilmemesi gerekiyor. Şimdi tabii bu konuda transfer fiyatlandırması eleştirisi gelebilecek şekilde oluşturduğumuz bütün hukuki işlemlerde bizim fiyatı nasıl belirlediğimizi ispat edici kağıtlarımızın hazır olması, transfer fiyatlandırması raporlarımızın da hazır olması gerekiyor. Çünkü bu konuda saklama ve ibraz ödevi
mükellefe ait. Şimdi BEPS kapsamında ve özellikle transfer fiyatlandırmasına ilişkin bir tebliğ taslağı var. O taslak kapsamında bakıldığında bu yükümlülükler artıyor. Bu yükümlülükler belki biraz aşırıya varacak derecede artıyor. Ama gidişat sadece bizde değil, Türkiye'de değil, dünyada bu şekilde. Özellikle bu saklama ve ibraz ve ispat edici çalışma kağıtlarının oluşturulması konusunda ve hatta transfer fiyatlandırması raporlarının oluşturulması konusunda dünyada gidişat biraz daha mükellef aleyhine gelişiyor. Şimdi Maliye Bakanlığı ile burada özel fiyat anlaşması da yapabilirsiniz. Bu konuda anlaşma yapan firmalar var. Detayları genel tebliğde var. Uzun uzun hani bunları detaylarına girmek istemiyorum. Zamanınızı da pek fazla bunu almak istemiyorum. Ama peşin fiyat anlaşması yapılması da mümkün. Düzeltme dediğimiz zaman aynı koşullar. Yani kurumlar vergisinde örtülü sermaye faizine ilişkin söylediğimiz düzeltmeye ilişkin açıklamalar burada da aynen geçerli. Herhangi bir özel durum söz konusu değil. Burada transfer fiyatlandırması ile birlikte örtülü sermaye faizinin birlikte ele alınması gereken önemli bir konu var. En çok tarihatlarında bu konularda yapıldığını görüyorum. Özellikle ilişkili kişi tarafından veya ana ortak tarafından sermaye eklenmek üzere gönderilen belki 2 sene, belki 3 sene, belki 4 sene sonra sermaye eklenen borçlar var. Faiz alınmayan borçlar var. Uzun süredir işletmede duran borçlar var. Şimdi Maliye Bakanlığı yaklaşımında özellikle yurt dışından gelen paralarda, ana ortaktan yurt dışından gelen paralarda sermaye faiz ödenmemişse, çünkü sermaye eklenmek üzere adam gönderiyor. Bu konuda evet faizle ilgili bir tarihat yapamasa da emsal faiz üzerinden KDV tarihatı yoluna gidiyor. Eğer kurum bu almış olduğu parayı sermaye eklemek üzere aldığını yeterince verilerle, örneğin hem kendi kayıtları hem kendi kararları hem borç verenin kayıtları ve kararları hep bunlarla birlikte, aynı zamanda mesela bunlar büyük şirketler, halka açık şirketler, SPK'ya bildirimleri, işte KAP'ta yaptıkları açıklamalar, bütün bunlar birlikte ele alınıp değerlendirildiğinde yargı bunları sermaye avansı olarak görüyor ve bunlar üzerinden emsal faiz ve emsal faiz üzerinden de KDV tarihatı yapılamayacağına hükmediyor. Peki bu şekilde aldığım borçları sermaye avansı kabul ediyorsak, o zaman da örtülü sermayenin miktarının hesabında nazara almamamız gerekiyor. Burada karşımıza çıkan bir başka sorun veya sıkıntı da en çok uygulamada grup şirketleri veya holding yapılanmaları içerisinde ana şirketin veyahut da grubun güçlü şirketinin almış olduğu kredileri diğer şirketlere kullandırmaları. Çünkü grubun veya holdingin bütün şirketleri aynı güçte veya aynı kredibilitede değil veyahut da aynı güçte teminat gösterme yeteneğine sahip değil. Dolayısıyla bir şirket parayı alıyor, diğerlerine de kullandırıyor. Diyor ki Maliye Bakanlığı, eğer diyor aldığınız parayı aynı koşullarla, yani kısaca şunu demek istiyorum, bu kredinin size getirmiş olduğu giderleri, maliyetleri aynen kullanana pas ediyorsanız bunu örtülü sermaye faizi hesaplamasına nazara almayacaksınız diyor. Dolayısıyla ben bir grup şirketi olarak diyelim ki bankadan kredi aldıysam ve bunu da grup şirketlerine dağıttıysam aldığım koşullarla, yani üzerimde 1 TL dahi yük kalmayacak şekilde dağıtmışsam bunları ben örtülü sermaye faizi olarak örtülü sermayenin hesabından nazara almayacağım. Parayı kullananlar nazara alacaklar. Ama burada Maliye Bakanlığı bir şey daha söylüyor. Tamam diyor, bunu yapabilirsiniz. Bu normal. Örtülü sermaye değildir. Ama diyor kimse kimseye de bedava para vermez. Kimse bankadan para alıp diğerine neye bedava kullandırsın? Kendinize diyor 1 veya 2 puan faize ekleyin. Neye göre? Emsale göre ekleyin. Çünkü diyor eğer diyor parayı bu şekilde aktarıyorsanız sizi örtülü sermaye faizinden eleştirmem ama transfer fiyatlandırmasından eleştirebilirim. Bu da grup şirket veya holding mantığıyla uymuyor. Çünkü neden grup şirketleri oluşur? Neden holdingler oluşur? Maliyetleri düşürmek ve dayanışma içerisinde şirketler grubunu ileriye götürmek için oluşur. Eğer ben grup şirketi içerisinde A'dan B'den para kazanacaksam, o zaman onun grup şirketi olmasının da bir manası
yoktur. Dolayısıyla ben bu görüşe de katılmıyorum ama Maliye Bakanlığı burada transfer fiyatlandırması hükümlerine göre ben sizin lehinize ek bir faiz alınmasını veyahut da ek emsal gelir elde edilmesini ararım diyor. Peki o zaman ben diyelim ki %12 ile parayı aldım, %12 ile aktardım. Ha, 1 puan 2 puan da kendime koyduysam KDV sorunu ne olacak? KDV sadece üzerinize eklediğiniz kısımdan hesaplanacaktır. Yoksa aktardığınız faiz üzerinden hesaplama yapılmayacaktır. Diyor ki bu da doğru. Çünkü neden? Aksi takdirde size bankadan BSMV yüküne gelmiş olan bir parayı KDV'li olarak aktarmış olursunuz. Bu nedenle görüş kendi içerisinde bu noktada da tutarlılık taşıyor. Biraz hızlı gittim ama sabırlarınızı inşallah fazla zorlamadım. Sabırla dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlarımız, soruları hazırlarken bazı arkadaşlarımıza vergi ödemek isteyebilir. Sigara içip telefonlarını tekrar cevaplayıp bir 15 dakika ara veriyoruz.